Giovanni Gentile tarafsız sahayı sunar. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Tarafsız Saha'ya hoş geldiniz. Tarafsız Saha yaklaşık bu akşam yine 2,5-3 saat sizlerle birlikte olacağız. Her hafta olduğu gibi çok değerli iki tane konuğum var yine bu akşam. FIFA Kokart'ta eski hakemimiz Sayın Alaydın. Hoş geldiniz Ali Hocam. Yine sağ tarafımda eski ASFK Genel Başkanı ve bugün yine ASFK'nın Başkan Adayı Zafer Öztürk. Hoş geldiniz Hocam. Hoş geldin. Evet, Ordu Spor süper profesyonel takımlarımız süper bir şekilde devam ediyor 3 haftadan beri. Ama bu hafta 52 Ordu Spor tarihsiz bir şekilde son dakikada 7 golle beraber yine lider oldu. Fatsa 3-3 yaptı, lider oldu. Hakikaten yani beklediğimizden daha üstün bir performans gösterdi takımlar. Ama tabii ki baştaki oynanan maçlar çok önemliydi. Yani bu hafta oynanan Kozan maçından mutlaka 3 puan parolasıyla çıkan 52 Ordu Spor takımı 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 90 artıda yediği golle beraber 2-2 bitirdi. Onu birazdan masaya yatıracağız. Fatsa Belediyespor her zaman konuştuğumuz gibi dolu dizgin gidiyor. Son günde transfer tahtasını açan, şu anda transfer tahtası kapalı olan Fatsa Belediyespor'un teknik ekibi, kulüp başkanı, yönetimi ve şehir belediye başkanı hepsi bütünleşmiş durumda ve şu anda başarıdan başka bir şey konuşmuyorlar. Bunun yanında yine Fatsa 2 tane deplasman oynadı. 2 deplasmanda da galip geldi. Bir iç saha maçı var. Ordu Spor takımı 2 iç saha ve 1 deplasman oynadı. Ordu Spor, 52 Ordu Spor takımı dışarıda deplasmanda bir galibiyet, içeride bir galibiyet, bir beraberlik aldı. Bunu birazdan masaya yatıracağız. Yine çok önemli telefon bağlantılarımız olacak. Biz hep söylemiştik artık tarafsız saha çok farklı olacak. Karadeniz'in futbolunu konuşacağız. Karadeniz'de futbol neden çöküşe geçti? Süper Lig'de veya PTT Lig'de Karadeniz'de neden şampiyonlar olmuyor? Bugün komşiliğimizdeki kulüp başkanlarını, teknik heyeti ve TSD ile ilgili yaşadığımız bir takım sıkıntıları, eski hakemlerimiz, spor camiasındaki program yapan insanlarımızın çoğu neden pandemi dolayısıyla maçları seyredip maçlarla ilgili görüş alışverişinde bulunamıyorlar. Bunları birazdan telefon bağlantısına görüşeceğiz. Evet Ali Hocam, hoş geldiniz tekrar. Vallahi bir şey burada o kadar güzel özetledin ki tebrik ederim. Zafer Hocam da her zamanki gibi yine şık. Sen de teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim Ali Hocam. Önce şunu söylemek lazım. 52 Ordu Spor'un bu haftanın bence gündemi olan 52 Ordu Spor'un beraber kalması, 2-0 öne geçtiğiniz bir maçta 2-2 yakalayabilirsiniz, 3-2 mağlup olabilirsiniz ama iki maçta puan alamamış bir takımın karşısında iki maçta iki galibiyet alan 52 Ordu Spor vardı diyelim. Ancak Sinan Hocam geçen hafta bağlandığında şunu söylemişti. Kozan Belediye aslında Kozan Spor yanılmıyorsam iyi takım. Sonuçta maçta oynanacak, sahada bitiyor. Buradan fazla çok hani beklentiye girmemek lazım demişti zaten. Evet. Tabii söylediği için haklı olduğu anlama gelmiyor ama sonuç itibariyle teknik adam daha iyi analiz ediyor, daha iyi görüyor, daha iyi gözlemliyor. Ondan dolayı böyle bir yaklaşım vardı. Olması iyiydi. 2-0'dan birinci hafta, ilk hafta 2-0 mağlubiyetten 4-2 galibiyete geçen bir 52 Ordu Spor. Sezona iyi başlangıç yapan bir Ordu Spor. Üçüncü haftada sonunda yine kendi sahasında 2-0 galibiyetten bu sefer 2-2'ye düşen bir 52 Ordu Spor. Ne olduğunu mutlaka hocalarımız daha iyi biliyor. Belki hani bizim birinci hafta konuştuğumuz gibi 4 tane COVID'li futbolcu vardı. Bir tane sakat oyuncu vardı. Belki yine şu anda yine aynı şekilde sakat oyuncu olabilir. Bilemiyoruz. Herhalde birazdan kendisini bağlayacağız diye biliyorum. Evet. Zaten kendisi güzel evet. Güne söyler. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu ne kadar 52 Ordu Spor'dan bu hafta bir galibiyet bekleniyor idiyse o kadar Fatsa Spor'dan da gittiği deplasmanda
Yani ben şahsen Karşıtay'ı geçen hafta 4-1 deplasmanda galip gelen bir takım, rakibi olan bir takım ve Fatsa Spor ruhuyla Fatsa'nın o futbol aşkıyla, Niyazi Hoca'nın spor adamlarıyla, arkadaşıyla, dostuyla, demek ki bir kenetlenme var belediye başkanından. O da başkanlardan mutlaka bir şey yapıyordur. Bunun için bence haftanın damgasını vuran Ordu ile ilgili sporla Fatsa Spor'un deplasmandaki çok önemli bir galibiyeti, 9 puan yapması 3 maçta. Ondan dolayı kendilerini kutluyoruz. Maçta olabilir. Mesela şunu diyebilirdik. Fatsa Spor ya zaten iyi takıma gitti. Karşı tarafta zaten iyi bir takıma, deplasmana gitti. Mağlubiyet normal diyebiliriz ama o kadar şimdi de farklı, artık Fatsa Spor'u farklı bir gözle bakmak lazım. Ali Hocam artık bir ilave Fatsa yapabilir Spor'u, miyim buradan? Geçen hafta programı kapatırken demiştim ki Niyazi Hoca ile telefonda bağlantı kurarken inşallah 3 puanla dönen bir teknik direktöre bağlanırız. Bir dakika hafta Beyaz Stüdyomuzda ağırlarız demiştim. Hı-hı. Maçtan sonra da aradığımda abi diyoruz, her hafta senden böyle konuşalım ki uğurlu geliyorsunuz. Hakikaten İnşallah. Çok iyi oldu. Bir de şey var mesela, yani Fatsa Spor, Zafer Hocam da birazdan ilave edecektir ona. İki maçın içeride oynayacak üst üste. Bu evet. da bir avantaj oldu. Tabii 9 yani. Puanla lider olarak girdi. Her aldığı puanlar bundan sonra Fatsa Spor'un lehine olacaktır yani. Havaya sokacaklar. Evet. Şöyle düşünün, yani Fatsa Spor da takılır. Yani futbol her zaman sürekli üstte başarı evet. biraz zor. Ama Fatsa Spor'un benim hatırladığım kadarıyla, Zafer'in de oynadığı seneler de var tabii ki. Benim hatırladığım kadarıyla Fatsa Spor üst üste 3 maç kazanmayalı çok uzun yıllar oldu. Evet. Evet. Hatta bir sezon Fatsa Belediyespor'umuzun, o zaman Fatsa Spor ismiyle mücadele ettiği dönemde ilk dönem grupta lider. Yani ilk yarıyı lider bitiren bir takım ikinci yarı bir puan alamadan küme düştü. Yıl 1993 olması lazım. Zaten eski güzel iyi Ordu Spor'umuz var ya, bizim kalbimize Ordu Spor'umuz da 20. hafta lider olacaktı. Sonradan yani 20 hafta bir puan bile almadan küme düştü. Evet. Ama Fatsa Belediyespor'un, yani Fatsa Spor'un o dönemlerde lider olduğu dönemde de yanılmıyorsam teknik sorumluluğu Sinan Bayraktar'dı. Şimdi burada bir şey aklıma geldi. Bunu paylaşmakta fayda var. Şimdi dün akşam Ankara dönüşü uçakta Cüneyt Tiryaki ile geldik. Onu da tebrik ediyorum burada. Cüneyt Hocam da çok başarılı tabii ki. 68 Aksaray'ı çalıştırıyor. O da 2 hafta üst üste galip gelen Vodafone takımını 3-1 net bir skorla yendi geldi. Şimdi bakıyorsunuz, hep söylüyorduk ya işte 79 UEFA Kupası'na giden 8 tane ordulu yerli futbolcular var diye. Bakıyorsunuz Aksaray'ın başında Cüneyt Tiryaki var, başarılı bir dönem geçiriyor. Bakıyorsunuz 52 Ordu Spor'un başında Sinan Bayraktar var. Fatsa'nın başında yine Niyazi kendi çocukları var. Dün Fatsa'dan o kadar güzel paylaşımlar var ki, başta belediye başkanımız Ethem Kibar da dahil olmak üzere Niyazi Hoca'ya ve Fatsa Spor'a övgüler yağdırıyorlar. İnşallah bundan sonra hep böyle gider diye düşünüyorum. Peki bir sezon öncesine gelelim. Evet, geçen seneye mi? Geçen seneye gelelim. Niyazi Hoca ile ilgili burada yapılan veyahut da Fatsa'daki yapılan değerlendirmelere, eleştirilere bakalım. Söylemiştim ben. Demiştim ki Niyazi Hoca kötü bir sonuç. Evet, ilk yarı küme düşme mücadelesi yani, veren Niyazi Hoca'nın hiçbir tecrübesi, deneyimi olmadığı söylenilen. Evet. Ama şimdi de 3'te 3 yaparak gurur duyduğumuz bir Niyazi Hoca'mız var. Sevgili belediye başkanı, sevgili kulüp başkanı ve Niyazi Hoca'nın arkasında durdular. Niyazi Hoca'yı kesinlikle ekarte etmediler. İkinci yarı takımın başına yine Niyazi Hoca'yı getirdiler. İlk yarıdaki başarısız Niyazi Hoca ikinci yarıda şov yaparak devam etti. Peki hoca istikrarı önemli mi? Mesela geçen önemli sene Niyazi kötü giderken önemli bence. Hemen bırakabilir hemen, mesela. Bak hemen hoca değiştirmek çıktı lazım. Ve şu anda da ikinci yarı, yani yeni bir sezona başlarken de 3'te 3 aldı. Hiç kimse bekliyor mu Fatsa Belediyespor'dan böyle bir 3'te 3? Tabii ki mutlaka beklemiyorum. Ali Aydın, Ali Hocam az önce ne dedi? Uzun yıllardan beri ilk defa 3'te 3 yaparan bir Fatsa Belediyespor takımından bahsetti. Şimdi ikinizden de müsaade istiyorum, Ali Hocam ve Zafer Hocam. Şimdi bizim 4. hafta maçlarına gireceğiz ve içerideki maçlarla ilgili bir takım sıkıntılarımız var. Dün akşamdan beri hep bunu kafamızda projelendirdik, arkadaşlarla konuşuyoruz. Telefon bağlantılarıyla beraber dedim ki bu işi bir çözelim. Yani şimdi mesela içeriye girme olayları var ya, statta maçı seyretmek için. Hı. Pandemiden dolayı TSD'nin başkanını Murat Taşkın'ı bugün ben kendisiyle görüştüm.
Dedim ki bir bağlanalım. Olmazsa Ordu'da bir basın toplantısı yaparız. Ona bir çözüm getiririz. Mesela siz eski FIFA Kokart'la hakemsiniz. Siz ASKF'nin eski başkanısınız. Birlikte program yapıyoruz. Öbür televizyonlarda da aynen. Ama insanlar maçı seyredemiyor. Doğru mu acaba? Bununla ilgili Sefat kardeşimden rica edelim. Murat Taşkın başkanı bize bir bağlasın. Onunla temsilcimizle evet. Onunla bir konuşalım. Ondan sonra yine Zafer Hocam'ın araştırması, Ali Hocam'la biraz önce program öncesinde konuştuğumuz takımların çift kalesini konuşalım. Bununla ilgili... Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bugün önce toplantısı bir, vardı. Bir telefon bağlantısını telefon bağlantısını şimdi, devam ettirelim. Şimdi. Yine dediğimiz gibi Samsun'dan, Giresun'dan ve Trabzon'dan çok önemli telefon bağlantılarımız olacak. Yani Karadeniz'in futbolunu masaya yatıracağız, pandemiyi değerlendireceğiz, seyircisiz oynanan maçları değerlendireceğiz. Bununla ilgili mesela ben bu akşam sürekli programları seyrederken bir şey var. Artık şeyde Hayri Ülgen'le Deniz Hoca diyorlar ki işte şey yok artık, deplasman yok. Yani seyircisiz oynadığından dolayı ikisi de eşit şartlara sahip. Taraftar yok, bir şey yok. Gidiyorsunuz kendi sahanızda gibi çok rahat oynuyorsunuz. Başakşehir'in geçen seneki şampiyonluğunda biraz buna yordular mesela taraftar olmayınca. Kesinlikle. Galatasaray takımı ve Trabzon takımı geçen seneden beri taraf seyircisiz oynanmadan dolayı çok etkileniyorlar. Bunu örnek olarak da verelim. Evet. Doğru mu hocam? Evet doğru. Telefonumuz hazır mı Sefat? Evet şu anda Trabzon'dan sevgili Murat Taşkın hattımızda. Murat Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Murat Bey, stüdyoda eski FIFA Kokart'ta hakemimiz Sayın Ali Aydın, eski Amatör Spor Kulüpleri Genel Başkanı Zafer Öztürk ve ben Durmuş Karaağaç. Yıllardan beri biliyorsunuz sizlerle dostluğumuz devam ediyor. Hakikaten şu pandemi dolayının her şeye zararı var. Yani 19 Eylül stadyumunda bir Ali Aydın'ın, bir Zafer Öztürk'ün ve buna benzer öbür televizyonda program yapan arkadaşların, çoğu insanların maça girememesi, maçı canlı seyredip yorum yapamamasından dolayı bir şikayet var. Tabii sizin elinizde de bir şey yok ama bunu nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl önlem alabiliriz? Sizinle de bugün konuşmuştuk Murat Bey. Teşekkür ediyorum. Hocama ve diğer arkadaşlara iyi akşamlar diliyorum. Biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreç içerisinde Türkiye Spor Yazarları Derneği, yani spor alanlarında aktif işlemlerini yüklenmiş olan Türkiye Spor Yazarları Derneği federasyonla da işbirliği yaparak bir takım uygulamaları geçti. Bunların arasında bir tanesi ki en özelliği olan stadları kapasitelerinin neredeyse çok az bir kısmını kullanılmasıdır. Mesela düşünün ki Trabzon'daki stadın türbinde 300 kişi basın mensubu yeri vardır. Yani 5'er metre arayla bile oturmuş olsa yine de 60 kişi eder ama toplamda buraya gidecek olan sayısı 15 kişi buna göre şey diyor. Yani bir büyüklüğüne göre bir yer ayrılma söz konusu değil. Sadece özellikle görev yapan arkadaşlarımızı ön plana koyarak belli bir sayı tespit edilmiştir. Bu tespit yaparken de zaten o ilde veya o maçta görev yapacak olan arkadaşlarımız dikkate alınmış. Zaten basın tribünü basın tribünü maç izleme tribünü değil arkadaşlar. Onun adı basın tribünü. Şimdi basın tribününe gidersiniz, görev yapmak üzere maç izlenir. Görev alanlara aksette yapılır. Ama bir Türkiye'de işte az önce dediğim gibi yani Trabzon'daki tribünü sürücü diğer arkadaşlar da izlesinler denilebiliyor. Diğer arkadaşlar diyor ki tabii buna bir kriter var. Basın mensubu statüsünde olmak, bir basın mensubu kimliği taşımak. Ama bunu da zaman zaman bir konuya girebilir miyim? Esnekli tanımalarda olmuyor diyor ama ne olursa olsun yani zevk için oraya maç izlemeye gelen işte mesela işte başka bir iş yapıp da ama bir gazetede köşe yazmak, bir yerde yorum yapmak, bunlar direkt olarak biz bunları basın mensubu olarak tarif etmiyoruz. Ama bu tarifi gerçekten uyan arkadaşlarımız da var. Yani diğer mesleklerden
gelip gelmesi. Bu eski sporculardır, eski işte Ali Hocam gibi hakemlik yapmış olanlardır. Bu tür kriterler göz önünde bulunduruluyor. Ama biz bunları tabii arkadaşlarımıza böyle yayınlarda değil de zaten başından net olarak söylüyoruz ki oradaki arkadaşımızı çok iyi tanıyorum. Şimdi bile bir arkadaşımızdır. Anlatmak istediğim burada şu, yani bizim Türkiye Spor Yazarları'nın veya Futbol Federasyonu'nun hatta Sağlık Bakanlığı'nın tek başına almış olduğu bir karar değil, bir üstünün ortaya gelerek almış olduğu bir karardı. Bunun uygulaması da bu şekilde yapılıyor. Ama bunu derken tabii işte bir de saha içini de görevlendirmeler var biliyorsunuz. Saha içindeki görevlendirmeler de zaten asgari bir görevlendirme oluyor. Mesela bunu görevlendirmeleri yaparken basın tribününe basın mensubu dediğimiz görev yapacak basın mensupları alınırken ne göz önünde bulunuluyor? Bir defa ulusal haber ajansları öncelikli olarak bulunuluyor. Oradaki yerel medya arkadaşlarımız bulunduruluyor. Tabii şimdi yerel medya dediğimiz anda bir yerde çok sayıda gazete, internet sitesi, özellikle internet sitesi konusunda zaten bir sıkıntı var. İnternet sitesi açmak için bir sorumluluk yok, bir para vermek yok veya bir sermaye koymak yok. Yani bir internet sitesi kurup telefonu da cebinizde taşıyıp ben bunlara basın kuruluşun cebinde taşımak diyorum. Böyle bir ben de gireceğim, işte ben de yayın yapıyorum, ben de yazıyorum diyenler var. Oysa tabii bunların kimlerin ne kadar yayın yaptığını, kimlerin işte hani o dilden tıklanma yaptıklarını hep beraber biliyoruz. Yani basın tribünü basın mensuplarının gerçek manada basın mensuplarının öncelikle gitmesi olan az önce söylediğim gibi haber ulusal haber ajansları ki bu ajanslar belli bir İHRAS Haber Ajansı var, işte Anadolu Ajansı var, Doğan Haber Ajansı var, işte Turkuaz Haber Ajansı var. Bunlar yerel ve ulusal medyaya bir servis yapıyorlar. Bunlar giriyor. Onun dışında arkadaşlarımız, oradaki arkadaşımız ayarlama yaparak diğer mahalli gazeteleri de koyuyor. Ama bazen şey dediğimiz gibi mahalli gazete veya mahalli yayın yapanlar sayısı çok olabilir. Bunları da işte bir maçta bu gire, diğer maçta bu gire şeklinde ayarlayarak sürdürmeye çalışıyor ki bunu yaparken bize maalesef şöyle bir alışkanlık var. Ben bu konuda uluslararası akreditasyon kursuna gitmişim. Ona rağmen arkadaşlarımız hep kendini haklı olarak görüyorlar. İşte bize haksızlık yapıldı olarak görüyorlar. Oysa bir de bu sıralamayı veya bu tahsisi yapan arkadaşların ne kadar zor durumda olduğunu görerek kendilerini onların yerine koyarak hareket etmiş olsalar daha anlayışlı olurlar diye düşünüyorum. Bu pandemi sürecinde yapılan bu uygulamaya için herkesin biraz fedakar olması lazım. İşte herkesin biraz katkıda bulunması lazım. Yoksa böyle sürekli illa da benim orada olmam gerekiyor hesabıyla tribüne gidersek ki bu da bir hastalığın bulaşma seyrini de arttıran bir şey. Yani burada hedef sadece basın mensubu olarak görev yapacak yani yorum yazacak, görev yapacak arkadaşlarımızın tribüne gitmeleri onun dışındakilerin olabildiğince bu işe uzak durmaları amacı düzenlenmiş. İnşallah bu pandemi sürecini hep beraber atlatırız da tüm arkadaşlarımız da hep beraber eskiden olduğu gibi gider hem sohbet ederiz hem maçı izleriz ama öncelikle görev yapmak üzere basın tribününe gideriz diye tamamlamak istiyorum.
Zafer Hocam bir sorusu olacak şey Murat Bey. Murat Bey, iyi akşamlar diyorum. Ben eski ASKP Başkanı'yım. Bir konuyla ilgili bilgi almak istiyorum sizden. Şimdi biz şu anda Ordu'da, genel bir televizyonda, ulusalda olan TV'likle spor programları sunuyoruz. Şimdi burada da tabii spor programı yaparken de 3'lükte olan bir Elin Koruspor takımımızın maçını izlemekte izliyoruz, istiyoruz. Çünkü maçı izleyip en azından yapmış olduğum programda anlatabilirim diye. Fakat bazı kriterlere takılıyoruz. Nedir bu kriterler? Sarı basın kartı olma zorunluluğu var. Doğru mudur? Ya, yani önceliği o. Önceliği o. Şimdi evet. Çoğu bizim burada sporla uğraşan insanların veya program yapısından insanların sarı basın kartı olma nasıl söyleyeyim? Çoğunda yok. Yok, evet. Çoğunda olmadığı için de. Az önce anlattığım kriterler zaten içerisinde bu sıralama yapılırken dikkat edilen unsurlar içerisinde bu da var. Evet. Şimdi bir de şöyle bir kriter istiyor. Adam diyor ki işte televizyondan bir kişi alınacak diyor. Onun da diyor televizyonun sigortalı olma zorunluluğunu gösteriyor. Şimdi sadece diyor. Çoğu emekli veya çalışan bir insan, program yapan işte Ali Aydın iş adamı şu anda. Eski hakem. Sen şimdi eski hakem yani Türkiye'nin tanıdığı bir isim. Sen şimdi bunun televizyona program sunarken, program yaparken bunun sigorta olmasını nasıl isteyebilirsin ki? Nasıl televizyonunu nasıl çalışıyor gösterebilir? Ya öyle bir kriter var yani. Nasıl diyor? Bunu başka türlü alttan çıkamazsınız. Ben bu Ali Özcan'ın şahsında olan bir şey değil. Yok yani, genel anlamda söylüyorum Murat Bey. Ama genel anlamda. Şu var yani bu şekilde bir kriter koymazsanız bu kritere uyacak o kadar çok insan var ki düşünün ki yani bizim televizyon şu anda bulunduğumuz televizyonu kastedelim. Haftada her hafta akşam bir televizyon programı olsun. O programa çıkaran sizin gibi arkadaşlarımız olsun, medya mensubu olsun olmasın yani işi medya mensubu olsun olmasın. Evet. Çıkan arkadaşlarımız olsun. Bunların sayesinde haftada 7 akşam olsa 3 kişi çıksa 3-7'nin 21 ne olacak? Nasıl bir karar vermek zorundasın. Deniliyor ki bu türbüne 10 kişi alınacak, 12 kişi alınacak. Yani Trabzon'daki türbünü söylüyorum size. Sayı bu, alınan kişi sayısı 15. 15 olur, 12 olur. Şeye göre değişiyor. Bunu nasıl ayarlayacaksınız? Başka yapacak olduğunuz bir şey yok ki. Yani mecbur orada bir kriter koyacaksınız. Kriter koyunca... Ama şimdi... kriterde şu var Murat Bey. Şimdi sarı basın kartlı olup da spor için olmayan o kadar insan var ki bizim. Mesela Ordu'da böyle. Ben spor sahasında yani yorum yapacak, yazacak, haber yapacak insanların çoğu spor basın kartı olup da sporla ilgisi olmayan insanlar. Şöyle yani bir haksızlık var gibi geliyor. Ben şimdi yıllarca spora hizmet edeceğim. Federasyon başkanlığı yapacağım. Sarı basın kartım yok, maçı izleyemeyeceğim. Şöyle anlatabilir yani, buradaki bir sıkıntı. Normal maçı izleyemezsiniz zaten. Kendiniz de tarif ediyorsunuz onu. Mesela siz amatör spor kulüpleri federasyonu başkanısınız değil mi? Evet. Öyle diyelim. Evet. Yani veya işte faal futbola kendine derneğe başkanısı bir televizyonda program yapıyorsunuz. Evet. Zaten otomatikman sizin tribününe girmeniz için bir engel zaten. Bu çünkü siz basın mensubu değilsiniz. Yani bir başka bir spor kuruluşunun içerisinde. Ben az önce söylediğim kriter şu. Öncelik basın mensubu. Bunun altından başka türlü çıkamazsınız çünkü. Öncelik peki basın bunlara bütün insanlara bir kriter getirme durumunuz yok mu? Bakın bir şey daha söyleyeyim. Sarı basın kartı olması o basın tribününe girmesi için de bir gerekçe değil. Sadece basın mensubu olup görev yapması lazım. Ama görev yapan insanlar arasında da diyelim şey yaparken o televizyondan veya o internet sitesinden sigortalı olması bu zaten bir zorunluluk. Ama biz bunu bazı yerlerde esnetiyoruz. Yani mesela diyelim 300 kişi tribünle insanlar oturacak İnsan yer varsa pandemide falan değilse biz orada Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak hem genel merkez hem o illerdeki bunun esnetmesini yapıyoruz ama az önce dediğim gibi yani bunu bakın sizin üzerinizden örnek veriyorum ben yani spor içindeki bir insan olduğunuz için bunu siz çok daha iyi anlarsınız yani sizin o stüdyoda gidip sporla ilgili yorum yapmanız veya sizin sürekli sporun içinde yer almanız o tribüne girmeniz için bir gerekçe değil. Şurada anlaşalım Murat Bey. Şimdi biz spor adamıyız. Biz spor müsabakanı izlemek istiyoruz. Pandemiden dolayı giremiyoruz. Tabii ki biz önderlik yapacağız bu konularda. Örnek olmamız gerekiyor. Ama adam sarı basın kartı var. Hayatında hiç sporla ilgisi olmayan insan
maça zevk için geliyor. Ben Sarıbas'ın kampiyonu maçı izlemek istiyor. Bu orada bakın, orada bir esneme tarif yaptığınız o tarif uymaz. Yani zevk için türbine kişi akredite bu süresi edilmez. Sarıbas'ın kartı spor, öyle dediğim gibi spor yazmıyor. Spor yani spor medyasında görev yapmıyor. Muhabir olarak görev yapmıyor. İşte yazar olarak görev yapmıyor. İse dediğimiz böyle bir uygulama var. Bunları ekranda söylemeyelim. Şöyle yapalım. Sizinle bugün konuştuk ya. Sizin müsait olduğunuzda bir telefonla bu orada böyle mini bir toplantı yapalım. Oradaki karşılıklı fikir alışverişinde bulunalım. Siz de yukarıyla bunları konuşursunuz. Bu arada Ali Hocam'ın da size bir merhaba demesi gerekir. Yani Murat Bey merhaba. Biz hocamı eskiden Mete ben konuşurken isterseniz herkesi şey yaparım. Ben tabii bizim yaşımız 65'i falan buldu. Evet, 40 yıldır medyanın içindeyiz. Ben yani hocamın hakemlik dönemlerini de bilirim. Hocamın hakemlik dönemleri gerçek manada Türkiye'de hakemliğin yapan insanların çoğunlukta olduğu bir dönemdi. İnşallah o dönemler tekrar gelir de bugün adeta şeye konulmuş, böyle bir teraziye konulmuş hakemlerle de terazi doğru tartar diye düşünüyorum. O konuda da tabii bugünkü hakemlere Ali Hoca gibi geçmişteki hakemlerin anlatılması, ders diye okutulması peki yanlışı da ortadan kaldırır diye düşünüyorum. Onun yüzünden de o zaman selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Estağfurullah, hürmetler bizden Murat abi. Murat abi şöyle bir şey olabilir mi? Bu yani herkes bundan müzdarip olduğu için atıyorum şimdi şu andaki TV52 dese ki spor il müdürlüğüne orduyu ya da ilgili il ilgili şeye verse spor müdürlüğüne şöyle bir şey desin. Ya da spor müdürlüğü dese ki TV52 sizin basın tribünde işte 3 kişi hakkınız var atıyorum ya da 1 kişi ya da 4 kişi. Bu 4 kişiyi TV52 yönetim kurulu belirlese olmaz mı? Hocam biraz kesik geliyor, duyamıyorum tam sesi. Tekrarlıyorum hocam, şunu söylüyorum. Geliyor mu Murat Bey? Geliyor şimdi biraz hala, daha iyi hocam. Şunu diyeceğim. Diyelim ki Ordu Spor İl Müdürlüğü ya da Trabzonspor İl Müdürlüğü şöyle bir şey yapsa TV52 ya da işte Trabzon'daki herhangi bir gazete ya da Ordu'daki herhangi bir gazete dese ki işte TV52 sizin işte 3 kişi izleme hakkınız var. İşte bir A gazetesine bir kişi izleme hakkım var. C internet sitesine bir kişi hakkınız var. K radyosuna bir kişi hakkınız var dese o kişileri sarı basın kartı olunmak değil de o yayıncı kuruluşun verdiği listede her kim olursa olsun bu program yapımcısı olabilir, belki patronu olabilir ya da spor müdürü olabilir. Bunları gönderse böyle bir şey olabilir mi sizce? Yok hocam, o geçmişte denendi. Çok istismar edildi hocam. Evet. İstismar edilince bu noktaya bu geldi. Gerçekten çok fazla hocam. Yani istismar ediliyor. Yani o kişilere mesela ben bunu yazdım, bu adamı gönderiyorum. Birinci sıraya kim yazıyorlar biliyor musun? Mesela patronlarını yazıyorlar. Doğru. Patronları yazınca da biz zaten şey yapıyoruz. Çünkü onlar bir seyahat, mesela bir organizasyon olsa bunu kendi hayatımızda da çevremize gözlemlersin. Çok böyle bir kaliteli bir organizasyon olduğu Olur. zaman işte oraya birisi gidecek, bakarsın. En başa yazılanların da bir bakarsın patron beni yaz dediği zaman oradakilere bir şey deme hakkı olmuyor hocam. Anladım. Yani doğru. Deneme yanılma yöntemiyle bugüne kadar geldik. Bugünkü pandemi sürecinde de yapılan uygulama şeydi. Yoksa uygulamadan bir takım sıkıntılar. Yoksa normal şartlarda yok. Çünkü normal şartlarda az önce benim yapmış olduğum tarife, yani basın mensubu tarifine işte Ali Aydın uymasa bile, ama türbünün pandemi süreci olmadı, türbünde yer var olduğu zaman çok fazla zorluk çıkarmıyor. Bunlar idare edilebiliyorsunuz. Pandemi evet. sürecinde evet. bu gibi uygulamalar yani ister istemez mecburen yapıyorsunuz. Yani ister istemez basın mensubu kimliğine bir şekilde ne veriyorsunuz? Abi bu basın mensubu kimliğini bak üstüne basa basa söylüyorum. Sarı basın kartı sahibi olmak basın türbününe girmek için
Yeterli değil. Şart değildir. Sadece kurallardan evet. biridir. Evet. Murat Bey, teşekkür ediyorum. Yani çok teşekkür ediyorum. Basın mensubu olarak görev yapmak üzere giriyor. Basın mensubu türbinleri bunun için yapılmış. Mesela pandemi süreci olmadığı zaman bir Trabzon'da 300'e yakın sarı basın kartı olanlar var. Bunların yani 200'e yakını giremez. Aa, diyor ki ben maç izlemek istiyorum. İşte veya kendim maç yapıyor. Gördüm git normal türbinde senin maç izleme diye işte, izleme diyen sana yok ki. Git orada değil mi? Bu öncelik görev yapacak olan arkadaşlarımıza yöneliktir ama görev yapacak arkadaşlarımıza yönelik şey yaparken de ister istemez bir takım kriterleri koymak zorundasınız. Koymazsanız işte her basın kuruluşuna bırakırsanız ki geçmişe bırakıldığı zamanlar vardı nasıl olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Oradaki arkadaşlarımı tenzih ederim. Uygulanmamış olabilir ama Türkiye'nin çok yerinde %60-70 oranında bu tür yanlışlıklar oldu. Bu nedenle kısıtlaya bu noktaya gelindi. Uygulanma budur hocam. Ben oradaki arkadaşlarımla da gelip bunu konuşuruz. Evet. Paylaşırız. Murat Bey, gerekiyorsa yaparız. Katıldığınız için burada bizi izleyen TV52 izleyicilerine geniş manada bilgi verdiğiniz için, bizleri kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Her zaman bu konularda hassas olduğunuzu biliyoruz. Tabii ki Trabzon'da gelince de görüşüyoruz. Trabzon'a maça gelen oradaki basın mensuplarına da gereken kolaylığı gösteriyorsunuz. Yani sizi bir gün burada ağırlamaktan mutluluk duyarız. Trabzon'dan derken yani ben Trabzon'da oturduğum için yerleşiyorum ama ben tabii Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim. Yani o sıfatla bu yapmış olduğum örnekleri hem öteye beri atlamamak için çok yakından verdim. Yani orduyu ordudan verdim. Orduyu çok iyi biliyorum. Oradaki arkadaşlarımın tamamına yakınını ben tanıyorum hemen hemen. Yani Türkiye'nin çoğunu tanıyorum ama ordu sansı bu güzelken çok daha iyi tanıyorum. İnşallah bu gibi sorun, bu gibi şeyleri ordu spor tekrar eski günlerine çok çabuk bir şekilde döner. Hatta işte Samsun'da Ertuğrul Hoca ile beraber her sene bir lig atlayarak bir üstü yaklayarak gelecek sene nasıl Süper Lig hesabı yapıyor. İnşallah Ordu Spor'un da bugün bulunduğu 3. ligden ki yeri de iyi gidiyor. Bulunduğu yerden aşağıda inmez inşallah. 3 sene sonra da Ordu Spor'u görürüz. Böyle daha dolu bir türbün. Stat da çok güzel. Daha bir güçlü basın kadrosuyla beraber izleriz diye temennide bulunuyorum. Hepinize de iyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Sevgili TV52 izleyicileri, ya programa başlarken hep şunu söylemiştik. Her hafta değişik programlarla halkı, vatandaşı, bu sporu izleyen insanların gerçek bilgileri alması için TV52'de size her gün bir yenilikle, her zaman farklı boyutlarda, işte bu bir ilki başladık. Birazdan önemli telefon bağlantılarımız da olacak. Yine bir şeyi hatırlatmak istiyorum. D-Smart 222. kanal ve Beyin Sport'tan da 636. kanaldan bizi izleyebilirsiniz. Yine Facebook canlı yayınlarımız var. Buradan sorularınızı atabilirsiniz. Neler konuşmamız gerektiğini. Çünkü biz eğer bir konuyu bilmiyorsak mutlaka muhatabını bulur, araştırır. Türkiye'nin neresinde olursa olsun ona ulaşır. Ona göre de gerçek bilgileri veririz. Bakın Sayın Murat Taşkın bizi kırmayıp bu konuları da bizi aydınlattı. Bunu ben canı gönülden istiyordum. Her hafta bu programı konuşuyorduk. Doğru mu Sayın Ali Hocam? Doğru mu? Evet. Hocam. Evet. Şimdi iki tane önemli konu var. Bu konuşmadan şunu bir bağlamak istiyorum. Duymuşum. Şimdi ben bu konuşmadan bir sonuç çıkarttım. Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak Türkiye'deki bütün statlardaki basın tribününe belirli sayıda kriter belirleyen dışındaki bize alınmayacak. Alınmayacak. Burası kesin. Evet. Yani evet. Bunun içinde Zafer Hocam da ben de senin sarı basın kartın var bildiğim kadarıyla ama evet. Giremeyecek çok insan var. O zaman şöyle bir şey yapılabilir mi? Yani hatta kriterlere uygun olsa bile işte Murat Bey dedi ki 300 kişilik var diyor. Evet. En fazla bitirme geçiyor. Şunu da söyleyeyim. Bitireyim mi? Evet. En fazla işte 20 kişi alabiliriz dedi. Yanılmıyorsam. Evet. Doğru mu? Evet. Şöyle bir şey olabilir mi? Bence olabilir. Basın meslek kuruluşları işte 1950 Gazeteci Derneği gibi, Ordu Gazeteci Derneği gibi
işte internet gazetecilerle gibi. Ordu için konuşuyorum bunu. Bu üç dernek, dördüncü dernek yok değil mi? Kimse haksız görmeyelim. Türkiye Radyo Televizyon Gazetecileri. Özür dilerim. Derneği. Dördü beraber bir oturup bunu genel merkezlerine iletip bir basın tribünün yanındaki iki tribün daha var biliyorsunuz. Kapalı tribün dediğimiz. Evet. Numaralı satan dediğimiz. Bipler'in yan tarafları. Şu anda mevcut hani şey olmasa pandemi olmasa normal atıyorum 200 kişi mi girecek? Şu anda pandemiden dolayı atıyorum 50 kişi mi giriyor? Geri kalan o güzel bir kişi daha var yani. Geri, yani pandemi olmasa basın tribününe girebilecek o güzel bir kişi var ya. Onları da iki tribüne yayılabilir. Evet. Yayabilirler. Bunu da basın kuruluşları önderliğinde çok rahat şekilde Türkiye'deki Genç Spor Genel Müdürlüğü'nde böyle bir çağrı yapılıp böyle bir şey alınabilir çok rahat şekilde. Evet. Sağlık Bakanlığı bu haftaki maçlar için ne kadar seyirci alınması ile ilgili açıklama yapacak. Evet. Bu hafta. Yani. Yok yani bu eğer olmaz belki hiç almayacak diyebilir. Evet. O yani, bir şey. Türkiye'deki pandeminin durumuna göre işte hastaların vakaların artması ile ilgili bakanlığında bu haftaki maçlar için bir açıklama yapacak. Evet, zaten yapılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yurt dışında mesela 50 bin kişilik statlara 5 bin kişi, 10 bin kişi alınıyor. Hakikaten yani seyircisi çok kötü oluyor maçta. Evet yani ama... şimdi ben aslında Sefat'a söyleyecektim ama bir telefonumuz varmış. Bekletmeyelim. Hatta Sinan Bayraktar hocam bağlanmış. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir nazar boncuğu olsun diyelim. İnşallah ilk ve son olur. Futbolda her türlü sonuçlar var. Yenmek de var, yenilmek de var, berabere kalmak da var. İlk haftalarda olması belki size daha iyi önlemler aldırır diye düşünüyoruz. Bununla ilgili yine de lidersiniz, kaybettiğiniz bir şey yok. Maçı sizden bir değerlendirmesini alabilir miyiz hocam? İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar hocam. Tabii maça bakıldığında biz maça oldukça iyi başladık. Çok gol pozisyonlarına girdik. Neticesinde 2-0 öne geçtik. 4-5 tane de net pozisyonları kaçırdık. Oyun olarak da çok pozitif, iyi bir oyun oynadık. Bakıldığında maçın 44. dakikasına kadar diyeceğim ya da 40. dakikasına kadar oyuncularım 40. dakikadan sonra oyunu kazandıkları ruh haline yani maçın bitmiş gibi bir rehavet gibi bir durumda çok yemememiz gereken, bize yakışmayan bir gol yedik. Dolayısıyla ikinci yarıya 2-1'de girince tabii gerekli uyarıları yaptık ama bu sefer 2-1 tehlikeli bir sonuç. Yediğiniz golle puan kaybına uğrayabiliyorsunuz. Bunun stresiyle ikinci yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Fakat yine gol pozisyonları bulduk. Penaltımız da verilmedi. Yine gene 2-3 tane de pozisyon kaçırdık kötü. İkinci yarı vasat oynama. Kötü dediğim de vasat oynamamıza rağmen bir penaltımız verilmedi. Hakem biraz da bal iki hakem olması, tecrübesiz hakem olması. Rakip takım oyuncularının, teknik ekibinin baskılarından doğru kararlar vermediğini düşünüyorum. Penaltımızı da çalmayınca 90. dakikada kornerden talihsiz bir golle beraber hak ettiğimiz bir maçta 2 puan kaybına uğradık. Tabii sizin de dediğiniz gibi uzun maratonda bu tip kayıplar olabiliyor ama 2-0'dan maç vermek tabii bizi üzdü. Oyuncularımı da beni de üzdü. Ama önünüzde daha çok maçlar var. Artık bugün itibariyle bu maçı unutup oynayacağımız Adıyaman maçı, zorlu bir maç bizi bekliyor. Bugün itibaren başladık. Yarın full kadro takımla idmanlara başlayacağız Adıyaman maçına. Sakatlıklar ne durumda hocam? Covid'ler tamamen iyileşti. Vallahi dönmek istiyoruz. Sakatlıklar ne durumda? Covid hastalığı var mı şu anda yani takımda? Şimdi sakatlıklarımız güzel. Koronavirüs tabii ki antrenman temposu diğer oynayan oyuncularımızın durumunda olmasa da bir haftadır koronavirüsle oyuncularımız iyileşti. Hepsi çalışıyorlar. Sebahattin sakattı. O da bir haftadır çalışıyor. Yani bir haftada Adıyaman maçına kadar iyi bir çalışma ortamından sonra daha iyi, daha güçlü bir
kadroyla hazırlanma şansımız olacak. Onların tabii uzun süre 15-20 gün diyorsunuz ama hastalıkları bir ay buluyor. Sakatlık ve toparlanma süreçleri. O açıdan sıkıntı yaşadık yani, ama geriye dönüp baktığında da yerine oynayan oyuncular iyi bir performans gösterdi. Hocam, Adıyaman sizin kendi eviniz zaten. Deplasman sayılmıyor biliyorsunuz orada çalıştığınız için. Doğru. Şimdi tabii Adıyaman'da ben hem ikinci ligde hem üçüncü ligde yıllarca çalıştım. 3-4 sezon çalıştım. Evet. Ama Adıyaman yabancı bir yer değil benim için. Ama bu sene de onlar iyi bir kadro oluşturdular. Güçlü bir kadro oluşturdular. Evet. Başkanları, ekonomileri çok güçlü. Şehir olarak da futbolu seven bir şehir. Zor bir maç bizi bekliyor ama neticede bakıldığında her rakip zor, her rakip ciddi. Kozan Spor da buraya gelirken iki maç kayıpla gelmişti ama neticede ilk puanı sizden aldı yani. Biz kazanmak için gideceğiz. İyi bir maç olacak. İki tane iyi takımın kapışması. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ortamı da güzel. Adıyaman sağ zeminleri ortamı da zaten her iki takımda taraftarsız oynayacak. İnşallah oradan istediğimiz 3 puanla dönmek istiyoruz yani. Sinan Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zafer. Hocam, şimdi tabii spor bazı arkadaşlarımızla, otoritelerle böyle sohbet ediyoruz. Bir de sosyal medya üzerinden spor camiasının başında olan futbolun patronu bir arkadaşın sizlerle ilgili bir eleştirisi var. Oyuncu değişikliklerinde hata yaptığınızı söylüyorlar. Size göre oyuncu değişikliğinde bir hata yapıldı mı? Bununla ilgili eleştirilere ne gibi cevap vermek istersiniz? Bununla ilgili de yorum yapabilirim sizin konuşmanıza, cevabınıza göre. Valla tabii futbol... Şimdi futbolda herkes yorum yapar neticede. İki hafta önce de iyi değişiklikler yapıldı deniyordu. Ya onlara göre öyle olabilir. Benim oyuna soktuğum oyuncular şimdi bakıldığı zaman bu ligin önemli oyuncuları. Yani soktuğum dakikada birisi zannediyorum 60-65. Dakikadaydı. Hakan yıllardır ikinci ligde, üçüncü ligde oynamış, şampiyonluk yaşamış, tecrübeli bir oyuncu. Bak, diğer oyuncum Sebahattin Usta şampiyonluklar yaşamış, yine o da önemli bir oyuncu. Kaldı ki Halil İbrahim Pekşen, o da Süper Lig oynamış, PTZ Lig oynamış, deneyimli oyuncu. Yani bu oyuncuları o dakikada oyuna sokmamızın sebebi nedir? Top teknikleri yüksek, oyun becerileri iyi. Topun bizde kalmasını sağlamak, skoru elde tutabilmek ya da skora katkı sağlamaları için oyuna girişler. Şöyle olabilir mi hocam? Oyundan yani çıkan oyuncunun performansından daha mı kötüydü? Geriye dönüp baktığı zaman her iki maçta da önemli katkı sağladılar, girdiler. Gerçi diğer Sebahattin ve Ali İbrahim'i ilk defa bu hafta kullandık. Neticesinde bunlar da takıma girecekler katkı sağlamak için. Hocam şöyle söyleyeyim, hazır olmayan oyuncu oynatıldı diye bir yorum yapıldı. Daha bitirsin ya. Efendim, hazır olmayan oyuncu oynatıldı diye bir yorum yapıldı sizinle ilgili. Hocam, televizyonun sesini biraz kısabilir misiniz? Ya hazır olmadı derken şimdi bir 10 gündür çalışan bir oyuncu da bir 15-20 dakikada bu deneyimdeki tecrübeli oyuncu oynar. Yani o maçı 20 dakika bölümünü oynayacağını düşündüğüm için oyuna soktum. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Evet Ali Hocam. Ya bence ben Sen Hocam tekrar merhaba. Şey yapmıyorum da bence, İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Yani Sen Hoca'ya oyuncu değişikliklerinde falan yani ne bileyim hani biraz şey geldi bana. Soru güzel gelmedi. Tesir altında kalmaz diyorsunuz. Yani kalmaz çünkü herkes maç kazanmak ister. Sonuçta hani Zafer aslında şunu söylemeye çalışıyor. Bazı insanlar gereksiz yere Sinan Hoca'yı eleştirdiler. Evet. Onun için zaten hata yapıp yani, Sinan Hoca'yı bulacaklar. Ben baştan da söyledim bunu. Hep hocaya bulacaklar. Peki ifade edemedim, olay oydu. Evet. Farkındayım. Sinan Hocam, yani Zafer Hocam'ı mutlaka anladınız da. Yani spor kamuoyunu konuşuyorum bunu. Daha bir tane beraberlikten hemen böylesine saçma sapan konuşmalar ve Sinan Hoca'nın yok o hoca işte oyuncu değiştiği yanlışmış, doğruymuş. Bir defa onu yapmak için gidip antrenmana bakmak lazım. Futbolcunun kadrosuna bakmak lazım. Bunu Sinan Hoca yaşıyor yani. Bu saygısızlık. Saygısızlık bence. Evet. İkincisi kimse maçı izleyemiyor kolay kolay. Kulaktan dolmalar ya da bir şekilde birilerini gönderiyorlar. Bir amaç için araç diye kullanıyorlar herhalde. Onu da anlamış değilim. Bunlar doğru değil. Şimdi hocam bir şey soracağım ben.
Hocam sesinizi biraz şeyin... Ali hocam şimdi ses tam sağlıklı gitmiyor. Ben sana ondan evvel bir sorun alalım. Ali hocamı biraz duydum. Çok güzel yorumlar yaptın. Şimdi şöyle, bir kere dediğiniz gibi yorum yapabilmek için maçı seyredin maçı lazım. Hocam maçı seyredin, boş verdin. Antrenman bilmek lazım. Maç seyredilmeden yorum yapılması çok büyük bir handikap. O açıdan Ali hocamın dediği gibi çok erken eleştirilere bence gerek yok. Tamam, şu anda bizim içeride kaybımız var ama bakıldığında uzun maratonda 3 maçta 7 puan almış takım zaten şampiyonların genelde ortalaması 2 puandır maç ortalaması. 3 maçta baktığı zaman tabii ki 9 puan yapmak isterdik ama şu anda bizim önemli bir kaybımız yok. Daha çok erken dediğiniz gibi hocam zaman çok erken bu yuvalı eleştirilere. Bence de gereksiz. Hocam biz bence... alıştık artık. Benim de 19-20 sene oldu teknik adamlıkta. Kendi memleketinizde daha fazla oluyor bu. Hocam bence hiç kale almayın. Alıştık diyorum, bir şey demeyeceğim. Fazla yorum yapmayacağım. Hocam. Zaman gerekiyor bize de. Biz daha bakıldığında yeni takım. Biz 4-5 tane bilemedin 6 tane kendi ordunun çocuklarının dışında 19 tane transfer yaptık biz. 19 transferle hepsi birbirini 2 aydır beraberler. Bu açıdan biraz daha şu anda kötü bir durum yok. İnşallah 3 maç 4 maç sonra çok daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum. Evet. Hocam çok takılmayın bence. Kırıkkale maçında da ben söylemiştim. Yani orada kimse doğruları fazla konuşmayı sevmez. Burada yaptığınız iki değişiklikle beraber de 2-0'dan maçı 4-2 yapmıştınız. Bu futbolda her şey vardır. O zaman sonuca bakmak lazımsa dün oynanan Kasımpaşa Galatasaray maçından sonra Galatasaray camiası Türkiye'de çok büyük bir kulüp. Hemen Fatih Terim'in ipini kesmesi lazımdı. Yani demek ki bu 3 neticeli bir oyunda yenmek de var, yenilmek de var, beraberlik de var. İyi akşamlar diliyorum hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Başarılar. Bir şey soracağım yalnız. Sen hocam. Hocam bağlantı mı? Alo. Hasan hocam, şunu soracağım. Son hocam. Şimdi iki haftadan beri futbolcu arkadaşlara herhalde primlerini verdiniz değil mi? Maç kazanma primlerini. Valla bizim transfer başkanımız, trans yönetim kurulumuz transferlerimizi de ödedi. İki haftada primlerimizi ödedi. Ekonomik olarak bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Peki sorum şu. Futbolda başarı ya da başarısızlık vardır. Bu futbolcular yarın başka takıma gidecekler sonuçta. Şimdi başarı olduğu zaman prim alan futbolculara bu maçla ilgili 2-0'dan 2-0'lık bir maçı 2-2'ye getiren iç sahada olan bir takıma ceza verdirecek misiniz hocam? Ben böyle bir şey düşünür müsünüz? Hocam öyle bir düşüncemiz yok. Tabii ki gerekli uyarıları yapacağız ama teknik anlamda futbol takımlarında bir tür durumlarda ceza olmaz. Yani geçmişte yaşadığımız üst düzey takımlarda bu tip durumlarda ceza verilmiyor. Tabii ki o kötü oynanan maçlarda. Benim takımım şimdi burada bakımlarında Lig Orduspor takımı bilhassa ilk yarı oldukça iyi futbol oynadı. 4-2'lik maçın temposuna yakın bir tempoyla maçı 2-0'a getirdi. 4-5 tane net gol kaçırdı. Yani böyle bir maçı kaybetmekten dolayı, yani 2 puan kaybetmekten dolayı zaten son derece üzgün kendileri de, bizler de, bizi sevenler de. Biz bunların hatalarını biliyoruz. Onları böyle kendi aramızda konuşacağız. En kısa zamanda düzeltmeye çalışacağız. Çalışmakta zorundayız. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İnşallah Adıyaman'da bunu telafi ederek gelirsiniz. Her şey yine devam İnşallah. Eder. Bu dediğim gibi ilk haftalarda beraber istiyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, yayın yönetmeni arkadaşımız beni uyarıyor. Reklam saatini geçtik. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra Tarafsız Saat tüm hızıyla devam edecek. Çok önemli konuklar, çok önemli telefonlar var. Onunla ilgili bizden ayrılmayın. Giovanni Gentile'nin sunduğu Tarafsız Saha devam edecek. Siz hayal ettiniz, biz gerçekleştirdik.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi'nin hemen yanı başında. Denize, üniversiteye yakın. Havaalanına 7 dakika mesafede. Huzurlu bir yaşam alanı. Güzelhan Park Evleri. Toplam 5000 metrekare alan üzerinde 8 blok 91 daireden oluşan projemiz 3 artı 1 ve 1 artı 1 havuza 0 daireler, geniş yeşil alanları, kamelyaları, çocuk oyun parkı, yarı olimpik yüzme havuzu ile sizlere sunulmaktadır. Güzelhan Park Evleri, GRP Gayrimenkul Güvencesi ile sizleri bekliyor. Bilgi için 0452 888 18 18. Gülen yüzler görmek için, sağlıklı nesiller için, sevgiyle bakan gözler için, sizler için, hepimiz için sevgi hastanesi. Hayat ve sağlığın merkezi, kocaman bir aile çalışıyor gelecek için. Sevgi hastanesi. Sağlık sevgiden geçer. Bilgi ve randevu telefon 0452 233 0303. Sevgi hastanesi. Sevgi hastanesi. Ordu evleniyor. Bu projelerle ev sahibi olmayan kalmasın. Yeşil Yaka, Şahincili Mahallesi'nde. Kuzey Yıldızı, Bucak Mahallesi'nde. Butik Life, Cumhuriyet Mahallesi'nde. Şehrin farklı lokasyonlarında yaşam ya da yatırım için istediğinizi seçin. Size özel vade farkı ve ödeme kolaylıkları ile. Kendi evinize taşınmak için şimdi arayın 0543 441 33 44. Ramadanlar, temelinde güven var. Geçirdiğimiz bu zor günleri birlikte atlatacağız. Siz yeter ki evde kalın. Kalafatlar ailesi olarak daima yanınızda ve hizmetinizdeyiz. WhatsApp sipariş hattımızdan, Alo sipariş hattımızdan ve kalafatlarsanalmarket.com.tr adresinden markette ne varsa kapında sloganıyla siz isteyin biz getirelim. Evde kal Ordu. Hayat eve sığar. Kalafatlar, Ordu'nun markası. Ordu, Ordu'ya yeter. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi. Bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. Adalı Gayrimenkul Güvencesi ile köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiği mimarı. Özlemle başlar yolculuklar. Ardında bıraktığın her an heyecanın artar. Gözlerinin buluştuğu her manzara konuşturur içindeki seni. Ve yaklaşıyorsun. Seni sen yapan değerle kucaklaşmaya. Ne şanlara mı baktınız? Evet. Onlar evde yok. Ankara'ya gittiler. Teşekkürler. O halde sözün bittiği yerdesin. Sevgiyle verilen hizmetin, sıcak bir tebessümün, kaliteyle sunulan samimi durağı. Biz sizden biriyiz. Biz bir aileyiz.
Kilyaka, Şahincili Mahallesi'nde. Kuzey Yıldızı, Bucak Mahallesi'nde. Butik Life, Cumhuriyet Mahallesi'nde. Şehrin farklı lokasyonlarında yaşam ya da yatırım için istediğinizi seçin. Size özel vade farkı ve ödeme kolaylıkları ile. Kendi evinize taşınmak için şimdi arayın. 0543 441 33 44. Ramadanlar. Temelinde güven var. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj, sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Attığınız ilk adımdan itibaren kullanılan kaliteli malzemeleri ve ince işçiliği göreceğiniz Seyir Park'ta satışlar başladı. 0.79 faiz oranıyla 3+1 135 metrekare, 2+1 105 metrekare ve dubleks dairelerimiz için siz de acele edin. Doyumsuz seyirler için şehre hakim bir noktada bulunan Seyir Park'ta buluşalım. Seyir Park bir alan yapı projesidir. Çocuklarınızı akıl ve zeka oyunlarıyla geleceğe hazırlayın. Mangala, eğitici bardaklar, dedektif oyunu, reverse oyunu, koridor oyunu, zeka küpleri, robotik kodlama sınıfları ve dahası. Sandal akıl ve zeka oyunları, her çocuğun özgün bir birey olduğunu, her çocuğun ilgi ve yeteneklerinin farklı olduğunu kabul ederek, beceri atölyelerinde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri bir ortam sunuyor. Üstelik Ordu Merkez'de evlere elden teslim fırsatıyla. Ayrıca okullarımız için toplu alımlarda görülmemiş indirim yine sandalda. 7'den 77'ye her yaşa uygun akıl ve zeka oyunları ve her bütçeye uygun avantajlı ödeme seçenekleriyle Sandal akıl ve zeka oyunlarında sizleri bekliyor. Sandal akıl ve zeka oyunları, geleceğin bilim insanları, sanatçıları, yöneticileri ve liderleri burada yetişiyor. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Giovanni Gentile'nin sunduğu Tarafsız Saha devam ediyor. Tarafsız Saha kaldığımız yerden devam ediyor. Evet, demin telefon bağlantımız vardı, onu konuşmuştuk. Onun peşinden hemen isterseniz Sinan Hoca'nın yorumlarıyla başlayalım. Sayın Aydın, sizden başlayalım. Birkaç şeyin altını çizdiniz. Yani işte sokakta konuşulanı veya takımla ilgili falan.
Sinan Hoca bir beraberlik aldı, iki galibiyet aldı. Şu anda 7 puanlı grubun lideri yine. Grupta da iddialı takımlar var. İşte bunlardan birisi de bu Düzce. Hafta oynayacağı Adıyaman, Düzce. İşte Bayrampaşa çok iyi transferler yaptı. Kasımpaşa'dan, Süper Lig'den falan topçular aldı. Onlar da bildiğim kadarıyla Karaköprü'yü geçen sene iddialı takımlarından Karaköprü'yü 7-0 yendi. Evet, evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben şimdi Sinan Hoca'nın ben gerçi köydeydim. Ben tam sporun şeyini alamadım bugün. Kokusunu alamadım. Nabzını tutamadım. Çünkü ama şimdi Zafer Hocam'ın söyleminden zaten yola çıkıyorum. Sorduğu sorudan çıkıyorum. Eğer Sinan Hocam şu anda Ordu'da, hatta bir şey söyledin sen yayın içinde de birinden bir şey atmış falan filan. Evet. Eğer Sinan Hocam bu beraberlikten dolayı eleştiriliyor ise, eleştiren yapan kişiler yanlış sularda geziyorlar. Burada eleştirilecek bir şey var ise futbolcular. Evet, 2-0 şimdi... öne geçmişsin. Bitireyim Zafer'cim. Tamam. 2-0 öne geçmişsin. Uzatmalarda lidersin. Liderliğe yakışacaksın. Yine liderliğin devam edecek. Yani bir futbolcusun. Vasat takımdasın şu an için puan olarak. Bir futbolcusun. İyi bir takımda. Borcu olmayan, primini aldın. Sana kulübün borcu olmayan bir kulüpte 2-0 öndesin. 90 artı bilmem kaçta gol yiyip maçı 2-2'ye getiriyorsun. Ben de Sinan Hocam onun için sordum. O benim şahsi düşüncem. Kimseye de bir gönderme gibi bir niyetim de yok. Öyle yanından futbolcu işte şimdi ceza olmaz, öyle bir şey yok abi. Futbolcu parasını almadan futbolcu yönetemezsin. Net. Doğrusu da bu. Cezasını da alması lazım. Doğrusu da bu. Bir şey sorabilir miyim? Futbolcunun, bitireyim Zafer de hocam. Futbolcunun primini vermeyebilirsin. Ya da işte alacağı parada şey geciktirebilirsin. Ama futbolcunun, prim diyorum, özür diliyorum. Futbolcunun aylığını mutlaka vereceksin. Futbolcunun primini de mutlaka vereceksin. Ama daha birinci, ikinci haftada sen İki haftanın primini alıp cebine koyan bir yönetim varsa aynı yönetim cezayı da kesecek. Diyecek ki arkadaş sen 2-0 gerideydin, 4-2 maç kazandın, attım al sana 2 lira prim. Deplasmana gittin, Muğla'yı 1-0 yendin, al sana 2 lira prim. Adıyaman deplasmana gelirken moral motivasyon düşmesi diye ceza vermiyor. Düşen bir abi. Ceza çoğu zaman motivasyondur. Futbolcunun, sen de futbolcu yaptın. Daha doğrusu futbolcu demeyelim. Futbolcu bir ticarethanedir burası da. Futbolcu için. Ticaretin bir tane kuralı vardır. Para kazanmak. Para kazanmak için stratejiler vardır. Fiyat politikası yaparsın, rakiplerine bakarsın, prim verirsin ya da kesersin. Bunun içinde bir tanesi budur. Futbolcu eğer para almadan, primini almadan sana böyle ters ters bakıyorsa o futbolcu hak ettiği için alıyor yani. O futbolcu cezasını yiyecek. Ha bu üçüncü hafta. İki hafta aldın abi. İki hafta daha ligin başı anlayalım demedin. Yani şuraya geleceğim. Futbolcu arkadaşlarımı işlemek istemiyorum. Asla öyle bir niyetim de yok. Ama eğer eleştiri bence, bakın bence diyorum. Bu hafta içinde konuşuyorum. Daha üçüncü haftada iki maçta 6 puan almış bir teknik direktöre sen üçüncü haftada bilet kesmeye, ceza kesmeye, göndermeye kalkarsan o yanlış. Evet. Ben size bir soru sorabilir miyim? 52 Ordu Spor takımının böyle yenilgisinden puan kaybetmesine haz alan, sevinen insanlarımız var mı? Vallahi vardır. Çünkü bizim Sayın Karaş var mı sevgili? Şimdi ben bir yere bağlayacağım. Birinci hafta ne dedim? Birinci hafta şunu söyledim. Bu 2020-21 sezonu Ordu için sevgi sezonu olsun dedim. Arkadan evet. Konuşmaları eleştirip bırakalım dedim. Şimdi Sinan Hoca'yı biz niye eleştirdik? Geçen hafta Durmuş Karayaş arkadaşım maçı izledi. Sinan Hoca'nın özellikle ikinci araya başlarken yapmış olduğu iki tane oyuncuyu atarak hamlesiyle maçı çevirdi söyledi. Evet. Şimdi tabii biz müsabakayı izlemiyoruz. Maçı izleyemiyoruz. Neye göre yorum yapıyoruz? Maçı izleyenlerden dinliyoruz. Veya yöneticiyi dinliyoruz. Veya teknik heyetle telefon balansı yaparak hocam nasıl geçti diye bir yorum yapıyoruz. Şimdi 52 Ordu Spor takımı şampiyon oynuyor mu şu anda? Oynuyor. Hedefi ne? Şampiyonluk. Şartlar ne olsa olsa şampiyonluk. Çünkü Şükrü Bodur ve yönetim ekibi, teknik heyeti bu parolayla çıktılar. Şampiyonluk parolasıyla çıktılar.
Şimdi geçen hafta kendi sahamızda 2-0'dan gördük ki galip gelirken Kozan takımı 2-0 çekip kendi sahamızda lider olan bir takıma geliyorsa, sen ilk yarının son dakikasında gol yiyebiliyorsan, 90 artı uzatmalarda gol yiyebiliyorsan, burada bir motivasyon eksikliği vardır. Takım için söylüyorum. Orada Düzce takımıyla oynasaydı, şu anda ben favori takımlarından bir tanesi örnek vereyim, veya Adıyaman takımıyla oynasaydı, Kozan değil de rakip, sen uzatma dakikalarında gol yer miydin? Topu sağa sola, uzaklara, türbünlere, şuraya buraya, hani biz pancarla atma müsaade ederiz ya. Zafer hocam, bitirelim de bir telefonumuz var, fazla bekletmeyelim. Evet. Atar mısın? O son dakikada, uzatma dakikalarında zamana karşı oynar mısın? Telefon, evet, bağlantı yapalım. Peki. Bulgunu devam edelim. Alo. Efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yücel hocam, Ordu'dan Samsun'a sevgiler, selamlar. Stüdyo konuğumuz eski FIFA Kokart'ta hakemimiz Ali Aydın, eski ASKF Genel Başkanı Zafer Öztürk ve ben Durmuş Karaağaç. İyi akşamlar diliyoruz. Samsun Spor'u eski günlerinde görmek için can atanlardan bir tanesi de biziz. Her zaman Samsun'un Ordu ile olan bağlantısını biliyoruz. Siz de Ordu Spor'a yıllarca hizmet ettiniz ve Ordu'da sevilen bir insansınız. Bunun yanında işte Ordu'dan 5 tane futbolcuyu aldınız, yetiştiriyorsunuz. Sizinle bugün telefonda da görüştük. Akhisar maçındaki 3 puanla ilgili de sizi tebrik ediyorum. Şu anda aldığınız 3 puanla beraber avarajda 8 puanla liderin 1 puan gerisinde 5. sıradasınız. Bir değerlendirme alalım. Öncelikle Ali Hocama, Zafer Hoca'ya iyi akşamlar, selamlar. İyi akşamlar hocam. 4 tane maç oynadık. Oynadığımız maçlarda rakiplerimiz sayabileceğimiz takımlardı. Evet. İşte Bandırma Spor deplasmanı, Altay deplasmanı, favori takımlar, bu ligin favorileri. İçeride de kendi sahamızda da yine ligin iyi takımlarından iki takımla oynadık. Oynadığımız futbol çok hani akıcı, çok insanların beğenisine memnun olmamakla birlikte, ama aldığımız puan tarafından bakarsanız son galibiyetimizle milli takım arasına gayet iyi girdik. Bu milli takım arası da bize iyi gelecek diye düşünüyoruz. Çünkü 8-9 tane transferimiz var. İşte onlarla kampta yapamadığımızı düşünürsek, yani bu alanın bize iyi geleceğini, bundan sonraki maçlarda daha akıcı, daha göze hoş gelen, daha iyi top oynayacağımızı düşünüyoruz. Kısacası böyle özetlemek gerekiyor. Evet. Samsun Spor'un 4 haftasını. Hocam, şimdi tabii ki siz Karadeniz futbolunu çok iyi biliyorsunuz. Karadeniz futbolu yıllardan beri bir çöküş içerisindeydi. Samsun'un düşüşü, Ordu'nun düşüşü, işte Giresun tekrar FETÖ'de lige çıktı, bir başarı yakaladı. Bunun peşinde Rize bir gitti geldi Süper Lig'den. Trabzon yıllardan beri şampiyon olamıyor. Ama siz tabii ki hem Ordu ile Trabzon'u, Giresun'u ve Samsun'u harmanlamaya çalışıyorsunuz. Demin de arkadaşlara da konuştum. Oradan 5 tane futbolcuyu aldınız. Yine bizim Muhammedcan Öztürk geçen sene bu takımın ligde kalması için çok mücadele vermiş. Hem kanat oynayan, hem forvet oynayan, hem de çok iyi bir şekilde karakterli ve ahlaklı, sizin yetişme tarzınız gibi. Çarşamba Spor bu sene onu transfer yaptı. Şu anda bir Ordu'lu da Samsun'un mesela Çarşamba takımında futbol oynuyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Karadeniz bütünü düşündüğümüzde gerçekten Karadeniz yani iyi oyuncuların çok sayıda fışkırdığı, yani oyuncu ovası gibi bir pozisyonda bir bölgemiz. Yani neden bu kadar kötü durumlara düştü Karadeniz futbolu? Yani bunu incelersek öncelikle işte Ordu Spor'un amatör kümeye kadar düşmesi, Zonguldak'ın aşağı aynı işte isim değiştirip tekrar geri dönmesi, evet, Giresun'un düştüğü durum, yani biraz kontrolsüz yapılan transferlere, harcanan paralara, işte bölgenin kendi potansiyelini
değerlendirmeden yapılan harcamalar maalesef hocam, bu işi bilmeyen yöneticiler diyebilir miyiz? İşi bilmeyen orada çok farklı olmazdı. Yani biz de aşağı aşağı doğru gidiyorduk ama bir AŞ oldu biliyorsunuz. Evet. Yüksel Yıldırım başkan para yatırdı, takımı satın aldı. Biz de Orduspor'un akıbetinden son anda kurtulduk. Yoksa Samsun Spor'un geleceği de çok farklı olmayacaktı. Bence en büyük burada düşünülmesi gereken var olan potansiyeli açığa çıkartmak. Yani kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla, işte siz benden daha iyi biliyorsunuz, Orduspor'da ben oynadım 4 yıl. Evet. 20 kişilik kadronun en az 12-13 tanesi, 15 tanesi Orduluydu. Evet. Nitekim Samsun Spor onun gibi kendi yetiştirdiği çocuklarla oynuyordu ligi. Maalesef son dönemlerde bu değişti. Her sene 10 oyuncu al, 15 oyuncu al, borçlan. Para yetmedi. Biz de şu anda farklı işler yapmıyoruz. Parayla, dışarıdan alınan oyuncularla ligi götürmeye çalışıyoruz. Tabii böyle gitmeyecek ama biz bunu yaparken altyapıya da önem veriyorsunuz. Futbol akademisine büyük yatırımlar yapılıyor şu anda Samsun'da. Evet. Gelecek yıllarda inşallah hedefimiz Samsunlu oyuncularla yahut da bölgemizdeki Karadenizli oyuncularla bu ligi oynamak. Vallahi başarılar diliyorum hocam yani. Hedef varken kendi öz kaynak oyuncularına fazla şans verilmiyor. Bir de az önce dediniz ki Karadeniz futbolunun bitmesinin sebeplerinden en belirgin örneği iyi yönetilememesi. Doğru mudur? Kesinlikle, kesinlikle. Yani iyi futbol adamlarının olmamasından kaynaklanıyor. Ya futbolu yönetmek futbolun içinde olan kişilerin yapacağı iş diye düşünüyorum. Ben profesyonel kişilerin yapacağı iş. Yani işte düşünüyorsunuz, işte hesap uzmanlarının, maalesef Ordu'da biliyorsunuz bir hesap uzmanı başkanımız vardı. İşte Avrupa'da şampiyon olacağız, Avrupa Kupası oynayacağız derken maalesef Ordu Spor'umuz şu anda amatör kümede oynuyor. Evet. Samsun Spor da çok farklı değil. Yani başkan bir olmasaydı biz de Ordu Spor'un akıbetini yaşıyor durumda olacaktık. Yani kendi evlatlarımıza, yetiştirdiğimiz çocuklara değer verip onları futbola kazandırmamız gerekiyor. Söylediğin gibi benim şu anda hani belki Orduspor'un akademiye yahut da genç oyunculara yeteri ilgi gösterememesinden dolayı bizim U15, U16 takımlarımızda 5-6 tane Ordulu oynayan oyuncu var. Yani Orduspor'un altyapısı biraz düzgün olsaydı herhalde o çocuklar Ordu'da olurdu ama Allah'tan hani Samsun Spor'a geldiler. İnşallah onlar da büyük oyuncu olurlar. Memleketlerine hizmet ederler diye düşünüyorum. Hocam burada en büyük sıkıntı zaten bizim Ordu bölgesi gelişim ligi ve akademilikleri olmaması. O yüzden de buradaki biraz daha elit iyi oyuncularında Allah'tan sizler varsınız. Benimle kurstan hocamsın. Yani sizleri tanıdığımız için sizlere yönlendiriyoruz hocam. Ve yolladığınız oyuncular da zaten yani bizden giden oyuncularında sizin de seçip almanız. Yani biz isteriz ki bu oyuncuların orada hizmet etsinler. Ama siz burada geldiniz, maçları, akademilikleri izlediniz ve 5 Altın Ordu Belediyesporumuzun 5 oyuncusunu Samsun Spor'un altyapısına kazandınız hocam. Size ayrıca tebrik ediyorum. Hocam Çarşamba Spor'la bir bağlantınız var mı? Takip ediyor musunuz Çarşamba Spor'u? O Çarşamba Spor geçen sene Bal Ligi'nden 3. Evet. Lig'e çıktı. Bizden çok oyuncu talebi olmadı. Yani bizim şeyimiz olmasına rağmen, ilçemiz olmasına rağmen, daha evvel benim de hocalık yaptığım takımlardan birisi. Çarşamba Spor yani bizim şu anda U19 takımımız, belki de Türkiye'nin en iyi genç oyuncularına sahip bir kadro. Ama maalesef herkes bir üst lige daha çıkayım, işte genç oyuncuya fazla yatırım yapan kulüp yok. Şimdi bir heyecanla onlar da yani bu ligde de şampiyon olabilir miyiz? Üçüncü ligde, ikinci lige çıkabilir miyiz?
hesabıyla çok genç oyuncuya eğilmediler. Bizden de pek talepleri olmadı. Sadece bir oyuncu gönderdik. Bizim kalecimiz vardı artık. Onu gönderdik. 19'un kalecisini. Ama bizden istedikleri desteği her zaman vermeye hazırız. Çünkü Samsunspor bu çevrenin hamisi, yani örnek takımlarından biri. Herkese yardım etmeye de hazır bence. Evet. Ali Hocam, Yücel Hocam'a. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sizi sormalı. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz hocam. Hocam öncelikle çok güzel tespitlerinizden dolayı kutluyoruz. Daha da güzel tarafı Sayın Yüksel Yıldırım'ın Samsun Spor'u satın aldıktan sonraki süreçte sizden, siz ve Ertuğrul Sağlam'dan yola çıkıp uzun süreli bir anlaşma çok yapalım. Alamadım ama. Uzun süreden beri diyorum hocam, Sayın Yüksel Yıldırım'ın Sayın Ertuğrul Sağlam ve sizinle beraber uzun vadeli bir proje yapıp yola çıkması tam iyi bir yönetim şekli olarak zaten gözüküyor, gözümüze çarpıyor. Bundan dolayı da biz de izliyoruz, takip ediyoruz Samsun Spor'u. Yani gerçekten güzel işler yapıyorsunuz. Tebrik ediyoruz hocam. Valla çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ordu Spor'u da İnşallah. Bizim liglerde, olduğumuz liglerde görmek istiyoruz. Biz bu sene hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Yani Ordu Spor'da aldığı maç, bakıyorum işte iki galibiyet, bir beraberliği var diye biliyorum. Evet, çok doğru hocam. 7 doğru. Puan galiba. Ama tabii işin sonunu getirmek önemli olan. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa Ordu Spor için, yani tarihimize bakarsanız Samsun Spor'un şampiyonluğuna Ordu Spor'un da katkısı olmuştur. Özellikle bizim oynadığımız yıllarda Samsun Spor'un lige çıktığında Samsun Spor rakiplerini yenip Samsun Spor'a puan verdiğimizi unutmamak lazım. Yani Karadeniz takımları birbirine her zaman destek olmak zorunda. Özellikle biz çok iyi birbirini seven iki şehir diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle hocam. Aynı futbol yatırımının Ordu'da da olacağına ben inanıyorum. Çünkü Ordu iyi bir futbol şehri. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra tabii ki Ordu ile Samsun bir kardeş şehir, her zaman yanınızda olmak isteriz. Sizin ve Ertuğrul Hocam'la ilgili yapmamız gereken programlarda, yani maçlarınızla ilgili maç sonu ve maç öncesi bize düşen bir görev olursa her zaman alo demenizi bekleriz hocam. Ben teşekkür ederim. Bütün Ordu'daki dostlara, bütün Ordu sporlulara canı gönülden selamlar sunuyorum. İnşallah böyle telefonda bilmiyorum çok nasıl olduğu şey katılım. Program inşallah yüz yüze bir program yaparız. İleride stüdyoda da ağırlarız hocam sizi. Biz de gelir orada canlı yayın yaparız başkanla, sizinle, Ertuğrul hocamla. Her türlü size destek oluruz hocam bu konuda. İnşallah. Evet. Selamlar, sevgiler, çok saygılar. Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum. Samsun'a sevgiler, saygılar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler, evet. Selamlar. Tabii Yücel Uyar Ordu için çok değerli bir insan her zaman. Ertuğrul Hocam da öyle. Karakter ve yapı olarak ikisi de birbirine uyumlular. Yani Yüksel Başkan'ın en büyük şansı iki güzide insanı orada bir araya getirmek. Şimdi her zaman mesela bakın Yücel Hoca'nın bir tane kelimesini cımbızda aldım ben orada. Diyor ki biz de artık dışarıdan parayla futbolcu almaya başladık. Yani iddiacı ve yarışmacı takım olduğunuz zaman altyapıdakilere oynatamıyorsunuz. Doğru mu Ali Ahmet? Evet, artık dünya şimdi oluyor. Kendisi bir de eğitimci olması. Bir de şey var Türkiye ama. Futbol Federasyonu'nda kurslar ve eğitimden sorumlu hocamızdı. Benim de kurstan hocam da. Evet. Şimdi orada üzülerekten bunu söylemiş oluyor. Evet. Yani yarışmacı olan takımların öz kaynak oyuncuna çok fazla şans veremiyorlar. Evet Safer hocam, bak şimdi öyle bir gruptalar ki bir Adana Demirspor var, bir dünya futbolcu aldı bakıyorsunuz. Gökhanlilerinden bilmem neyine kadar Süper Lig topçusu. Evet. Bandırma bugün bir sürü transfer yaptı. Hakeza Adana ve Adana Demirspor takımları öyle. Yani oradan da iki takım direkt çıkacak yani. Samsun Spor'un yanında Adana Demirspor'un başkanı da çok güçlü. Ama bir tane adam çıktı Samsun'dan, Import'un başkanı. Ama helal olsun. Ne dedi? Olmasaydı şu anda biz dedi Samsun olarak da Ordu Spor'un. Oradan daha beter olacak. Daha beter durma düşebilirsin yani. Birazdan mesela Giresun'un başkanına bağlayacağız. Giresun da aynıydı. Yani evet. Giresun'da da öyle şey vardı.
Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yücel Uyar gibi işte Giresun'daki hocalarımız, başkanlarımız gibi, Trabzon'dakiler gibi, Rize'dekiler gibi herkesle böyle bir harmanlamak yapmak lazım değil mi Ali abi? Mesela demin Yücel Hoca dedi ya, Zonguldak'tan Rize'ye kadar Karadeniz takımlarında birbirinden futbolcu almak, birbirinden vermek, yetiştirmek, yani prosedür ne kadar olursa, yani farklı boyutlarda olmamak şartıyla rekabet sahada yapılmalı. Başka yerde yapılmamalı diye düşünüyorum. Çıkarsınız, oynarsınız ama şey değil yani. Mesela şu anda Trabzon'un hiç Türkiye genelinde futbol oynamayan, yani takımda futbolcusu olmayan çok az yani. Hep 61 sırt numarasını görüyorsunuz. Yani Ordu Spor da yapmalı bunu artık. Yani bu sene 52 Ordu Spor'un en büyük özelliklerinden bir tanesi akademinin katılması. Yani bundan sonra bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani Ordu Şehri Süper Ligi nasıl kaldıracak? Nasıl futbolcular alacaksınız bu şekilde? Şimdi ben mesela bu konuşmadan şöyle bir şey, bir sonuç çıkarmak istedim. Onu duymak istedim ama hoca, yani öyle bir konuşma duyamadım Yüce Hoca'dan. Mesela ben şunu beklerdim. Ordu Spor 52 takımı da bizde temas kurdu. İşte evet, futbolcu alırız veririz ya da işte kiralarız ya da kiralı futbolcunuz var mı ya da yetiştirmek istediğiniz var mı bize verir misiniz gibi bir diyalog anlamında bir şey kurmasını, yani öyle bir şey bekliyordum. Muhtemelen yanılıyorsam özür dilerim. Yine bunu bilmediğim için şeyden konuşuyorum. Olasılıklardan konuşuyorum. Mesela Ordu Spor 52 takımı ya da 3. ligdeki Fatsa Spor takımı, Yüce Hoca gibi bir değerimiz var. Evet. Hem Samsun için değer, hem Ordu için değer. Faydanlı hem olur. Milli takım için değer. Yani bu insanın ben bu zamana kadar hayır dediğini duymadım. Makul, mantıklı bir yaklaşımla gelindiğinde hayır dediğini duymadım. Artı bunun için çok güzel bir köprümüz var Samsun'da. Dursun abimiz var. Dursun Karamustafaoğlu. Evet. Yani doğru. öyle bir abimiz var. Şu anda orada yaşayan, Ordu'yu çok iyi bilen, Şükrü Bulgur. Yani şu anda 52 Ordu Spor'u yani, Samsun'dan bir talebi olmamış gibi anladık. Öyle mi hocam? Öyle olmamış. Yani olmalı. Ama olursa da ama olmalı. Yardımcı olabileceğini olmalı. Olmalı. Nokta. Evet. Yani i̇şte... bu iş parayla olsa, bakın Sinan Hocam şöyle çok enteresan bir laf konuştu. Adıyaman'a gidiyor. Adıyaman'ın başkanı çok güçlü dedi. Ben de diyorum ki şu anda Ordu Spor 52 Spor'un başkanından şu andaki spor kulüplerinde çok fazla güçlü bir adam tanımıyorum ben aslında. Yani evet, şeyden bahsediyorum. Süper Lig Panaç 3.'den bahsediyorum ya da 2.'de bahsediyorum. Şu evet, oluyor yani. Evet doğru. Onun için bu güç parayla olsa, bu puan parayla olsa parayı verir güçlü adam 3 puan alır. Evet. Demek ki bu iş böyle olmuyor. Onun için birbirine iletişim kurup yardımlaşmanın her zaman faydası var. Bir telefonumuz daha var. Onu alalım. Alo. İyi akşamlar. Niyazi Hocam iyi akşamlar. Tebrik ediyorum. Biraz evet, yoğunmuşsunuz herhalde. 3'te 3 yaptınız. Yani geçen sefer telefonu kapatırken size demiştim ki inşallah 3 puanla dönen bir takımın hocası olarak ya canlı yayına alırız sizi ya da telefon bağlantısına değil. Bundan sonra her maç öncesi sizinle böyle görüşelim. Lig sonuna kadar devam eder, sonunda da lider olarak bitirirsiniz diye düşünüyorum. İnşallah, teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar Zafer Hocam, ya, Ali Hocam, Yunus abi. Sağ olasın. Hocam sizin de bu işin. Çok iyi başladık. 3'te 3 yaparak başladık. Durmuş abi, bu arada senin hakkını da verelim. Biz Durmuş abiyle her maç sabah konuşuyoruz. Evet, totem yapıyoruz. Bir totem yaptık kendi aramızda. Allah razı olsun ondan da. Yani her konuşmamızda bize telkin eder. İşte kazanacağız bu sabah. Yine konuşuyoruz maç sabah konuşuyoruz. Devamlı kazanıyoruz. Emeği var. Hakkı var bizim takımın. Sağ olasın hocam. Sağ teşekkür olasın. Ederim Durmuş abi. Ben aramam daha kesinlikle. Ne olur ne olmaz. Hocam tebrikler. Hocam gerçekten geçen sene de bu stüdyoda size söylemiştim. Başta belediye başkanına ve kulüp başkanını tebrik etmek lazım. Çok kötü gittiğiniz ilk yarıda geçen sene ikinci yarı size güvenerek Niyazi Hoca'ya dediler ki siz başarılısınız. Bu süreci atlatacağız dediler ve size güvendiler. Bu sene de onun meyvesini alıyorlar diye düşünüyorum. Doğru mu hocam? Aynen. Evet. Bu konuda bayağı sıkıntılı bir ilk yarı
geçirdik. Takım olarak, kulüp olarak, sportif anlamda. Ama şunu da atlamayalım. Bana da böyle allı pullu bir şekilde bir kulüp teslim edilmedi yani. Biliyorum, biliyorum. Bunun son bir hafta, son bir hafta bana takım kuruldu, kurulması için yetki verildi. Biz apar topar bir şeyler yaptık. Yönetim kurulu tabii ki arkamızda duruyor, Allah razı olsun hepsinden. Ama biz de çok zor şartlar altında fedakarlık yaparak bu işin altına, bu taşların altına elimizi soktuk. Çok şükür yarısına kadar gitmeye başardık bir şekilde. Sportif anlamda başarısız olduk. Yönetim arkamızda durdu. Devam ettik ama gerçekten çok zor şartlar vardı. O yüzden de yönetim kuruluna ilk başlarda duruşlarından dolayı yine teşekkür ediyorum ama bir taraftan da yani kayyum döneminden çıkan bir kulüp olduğunu da unutmayalım yani. Bunun da altını çizmek istiyorum. Evet, doğru. Niyaz Hocam, siz futbolculuğunuzda da Ordu Spor'a hem güzel şeyler yaptınız, giderken de Ordu Spor'a para kazandırdınız. Ne kadar geçmişte bazı insanlar sizi denemeye çağırsa da, sizinle farklı konuşsa da, siz hakikaten her bulunduğunuz kulübün formasının hakkını veren bir karaktere sahipsiniz. Bu konuda sizi tebrik ediyorum tekrar. Alo. Sesinizi çok duyamıyorum şu an. Diyorum ki hocam, siz Ordu Spor'da futbol oynadığınız dönemde de başarılı oldunuz. Yani orada da başarılı oldunuz. Takım hatta transfer yaparken de Ordu Spor'a para kazandırarak gittiniz. Sizi baştan denemek için çağıran insanlar da sizin nasıl bir futbolcu olduğunuzu Ordu Spor'dan giderken gördüler. Sizin karakterinize her zaman ben kefilim. Siz gerçekten sizinle ilgili, siz yoldayken ben internetten takip ediyorum. Belediye başkanımız, kulüp başkanımız dahil orada sizin mahallenizde yetiştiğiniz insanların attığı tweetleri görünce ben sizden fazla duygulandım hocam. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz de Cüneyt Tiryaki hocamla beraber Ankara'dan aynı uçakla dönüyorduk. Dün akşam o da galip geldi biliyorsunuz. Ordu'nun çocuklarının böyle başarılı olması beni çok duygulandırıyor. Teşekkür ederim. Yani bu düşünceleriniz için biz de bir şekilde başarılı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu topraklar bizim topraklarımız. Evet. Yani Ordu Spor'un formasını 3 yıl boyunca gururla terlettim. Oradan çıkarken de bayağı bir iyi bir para kazandırarak gittim. O yüzden de Ordu Spor'un bize çok fazla katkıları ve sevenlerimiz olmuştur orada. Bizim de bir vefa borcumuz vardır. Ordu Spor bizim için zaten ayrı bir pozisyonda, bir ana kalemimiz gibi düşünüyoruz. Diğer taraftan tabii ki Ordulu hocalarla ilgili de yani tabii ki bizim coğrafyamızda, bizim çalışmamız, başarılı olmamız, herkes kendi çocuklarıyla gurur duymak ister. Biz de bu anlamda mümkün olduğu kadar elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani sezonu da dediğim gibi Fas'ta Belediyespor olarak geçen seneden bayağı bir ders alarak başladık. Geçen seneki hatalarımızı yapmamaya çalışıyoruz. Biz de hocalığımızda tabii tecrübesiz geçirdiğimiz bir sezon oldu. Bu sene daha ayağımız yere basıyor ama yine tecrübe olduğumuzu düşünmüyoruz. Bir şekilde ayakta kalırken yeni transferler, takımın iskeletini koruma anlamında çalışmalar yaptık. Geçen sene özellikle dış saha performansımız çok çok düşüktü. Bu yüzden de çalışmalarımızda dış saha performansıyla ilgili reaksiyon gösterecek, karaktere koyacak oyuncularla çalışmayı planladık. İç transferde ve dış transferde yapılandırmada özellikle iç maç saha maçlarındaki başarılı performansımız dış saha içinde yapmaya çalışıyorduk. O yüzden de dış transferde özellikle titiz bir çalışma oldu. Dış saha performansını çok önemsedik bu pozisyonda. O yüzden de şu ana kadarki gidişatta da iyi bir görüntü veriyoruz. Ama
haddimizi de biliyoruz. Sonuç olarak biz mütevazi bir takımız. 3-3 yapmamız, hiç hazırlık maçı yapmamış, kamp görmemiş bir takım olarak tabii ki bir sürpriz. Biz öngörüyor muyduk? Biz de çok. Yani bu performansı çok öngörmedik. Çünkü yani biz de transferlerimiz ve iç transferimizde tabii ki beklentilerimiz var ama hazırlık maçı yapmadan, kamp görmeden bir takımın da 4. 5. haftadan sonra daha rayına gireceğini hesaplarken takımımız biraz da bizi de şaşırtan bir şekilde 3-3 yaptı. Yani bu konuda ben 3-3 yaparım, 5-5 yaparım diye lige girmedik. Yani onun altını çizmek isterim yani. Hocam 3-3 yaptınız. Diyelim ki şu anda hedef ne? Yani Fas'ta bile Subur'un hedefi ne şu anda? Ligde kalmak. Yok, bir yere bağlayacağım hocam. Şu anki hedefiniz ne? Ya ben şu an için şöyle diyeyim. Yani maç maç gidiyoruz. Birincilik gibi bir hedefimiz, playoff gibi bir hedefimiz, adını koyamıyorum. Çünkü gerçekten iyi bir takımımız var. İçeride iki maçım var. 2-2 yaptın, 5-5 yaptın. O zamanki hedefin ne? Zafer hocam, ben şu anda 5-5 yaparsam 15 puan ligde birinci olmak için yeterli değil yani. Evet. İşte ligde kalmak için de yeterli değil hocam. Ligde kalmak için de yeterli. Evet. Aynen abi. Yani Zafer hocam seni iş atlatmaya çalışıyor. Yok, şu anda erken bir şey söyleme. Maç maç devam edelim. Ben her sabah arayacağım sizi maçtan önce. Sezona başlarken ki hedefle, şimdiki hedef değişti. Bunu demek istiyorum aslında. Öğrenmek istedim bu. Yani beklenti isterseniz galip geldikçe beklenti yükseliyor. Ya ben tekrar söylüyorum. Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. 3-3 yaptık. Hayal tacirliği yapmıyorum. Bu takım vura 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 gitmez. Yani sonuçta tabii ki kaybedeceğimiz zamanlar olacak. Kötü oynayacağımız zamanlar olacak. İyi bir performans gösteriyoruz. Şu anda iyi oynuyoruz. 3 maçımızı da gerçekten iyi oynayarak kazandık. Ama bu hep devamlı bu şekilde gideceği anlamına gelmez. Sıkıntılı anlarımız olacak. Problem yaşayacağımız zamanlar olacak. Dar kadromuz var. Yani sakatlıklar olacak. İşte atıyorum Covid sıkıntısı başımıza gelebilir. Her türlü sıkıntıya karşı tedbirliyiz. Elimizden geldiği kadar zirve mücadelesi için son terimize kadar akıtacağız. Ama evet. Allah nasip eder birinci oluruz. Allah nasip eder playoff'a gireriz. Yani ya da Allah göstermesin alt gruptan kurtulmaya çalışırız. Onu bilemem. Ama bu mütevazi bir takım, 2 milyon lira civarında bir bütçesi olan bir takım. Biz yerimizi de yurdumuzu da haddimizi de biliyoruz. Hayal tacirliği yapmıyoruz. Elimizden gelen mücadele yapıyoruz. İyi bir takım olma yoluna gidiyoruz. Devam etmeye çalışacağız. Evet, başarılar diliyoruz hocam. Tabii ki içeride oynayacağın iki maç aldıktan sonra çıta harici yükselmiş oluyor. Çünkü geçen sene hedeften uzak, düşme mücadelesi veren bir Fas'ta Belediyespor bu sezon aynı hocasıyla inanmış, yönetime inanmış bir hocayla beraber çıta yükseldi, 3-3 yaptı. İçeride iki maç var, 5-5 oldu mu? Hedef tabii ki şampiyonluktan ziyade, hani zirvede bitirmek önemli ama en azından playoff'un içinde olabileceğini gösterebiliyor bize. Öyle midir? İnşallah orada olmak istiyoruz. Ama dediğim gibi maç maç gideceğiz. Emin adımlarla gideceğiz. Hocam şu anda erken, bir playoff'u garantilerini bundan sonra konuşuruz ne oynayacağımızı. İnşallah. Ali abi sizin bir sorunuz var mı? Yok, hocam. Başarılar diyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Her zaman samimi duygularla söylüyorum. Yanınızdayız. Başta Adem Başkanıma, Ethem Başkanıma çok selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Size destek olsunlar. Siz Fatsa'yı layık olduğu yere getireceğinize ben inanıyorum. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi yayınlar. İyi yayınlarda buluşmak dileğiyle tekrar. Evet. Hemen kesiyorum. Şimdi şu Niyaz Hoca'ya, hani hocaların bir kısmeti vardır ya. Şimdi Niyaz Hoca, şimdi parası pulu olan, iyi bir transfer olan, borcu olmayan bir takımı hoca olduğunu düşünün. Evet, yani gerçekten son i̇nşallah, gün. İnşallah hocam o da olacak. Evet, 600 milyar borç kapandı ve tahta geçti. Şimdi Sefat arkadaşımdan rica ediyorum. Şu anda Hakan Başkan bizden telefon bekliyor. Canlı yayına bağlanmak için belediye başkanıyla toplantısı bitmiş. Giresunspor Kulüp Başkanı'nın. Biz de bu arada yani hocam size katılıyorum. Geçen sene bak yani bunu samimiyetimle Zafer Hoca o zaman program sunuyordu. Niyaz Hoca'yı almıştık, hatırlıyor musun Zafer, evet, Hocam? Demiştim ki yani hakikaten kulüp başkanına ve belediye başkanına takdir etmek lazım. Yani bu kadar kötü giden bir takıma
Yani ilk yarıda düşme potasındaydı Fatsa Belediyespor. Evet, burada program yapıyorduk. Şimdi, evet, program yapıyorduk. Ben söyledim, dedim ki, ve bizi de takip ediyordu her hafta. Dedim ki ben sizi çalıştırmam mesela, ben olsam bu kadar şeyden sonra. Ama o zaman 12 tane futbolcuyu yolladılar. 9 tane transfer yaptılar. Ve ikinci ara öyle bir giriş yaptılar ki olmaz böyle bir şey. Yani onunla ilgili Niyaz Hoca gerçekten hakikaten... Şimdi Muratan Karaköz diye bir arkadaşımız var orada. Bizim... Onun da hakkını yememek lazım. Demek evet. İyi çalışıyorlar. Ekip olarak iyiler. Ekip olarak iyi çalışıyorlar. Birbirini iyi tamamlıyor. Tutmuyorum kendilerini. Mütevazı kadrosuyla şu anda 3-3 yaptı. Kaleci antrenörü... Fatih de olur, bilmiyorum ama. Fatih burada. Mesela olabilir. Yani, güzel ekip. Güzel ekip. Murat da iyi çalışıyor. Evet. Şu anda sevgili Hakan Karaahmet başkanımız hatta... Alo. Alo, iyi akşamlar diliyorum. Başkanım, tebrik ediyorum. Giresun Spor'a bu sene başkan seçildiniz. Giresun halkı sizin bu işi yapacağınızı bildiği için sizi başkan seçtiler. Meslektaşımızsınız. Giresunlu basın mensuplarını kıskanıyor ve imreniyoruz. Sizin çok basın mensuplarını bu meslekten geldiğiniz için, çok iyi anladığınızı bildiğimiz için ve görüyorum oradaki arkadaşlarımız da her gün size Face'ten takip ediyorum. Övgüyle, başarıyla yaklaşıyorlar. Biz de bir eski arkadaşınız olarak sizi çok seviyoruz. Siz başarılı olunca biz başarılı olmuş gibi değerlendiriyoruz. 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetiniz var. Şu anda liderin 2 puan gerisindesiniz. 7 puanla 8. sıradasınız. Hakan Başkanım, size tekrar başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Stüdyodaki tüm misafirlere teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Programı izleyebiliyor mu acaba kendisi? Şu anda yani dışarıdasınız herhalde, değil mi başkanım? Efendim? Şu anda programı izleyemiyorsunuz herhalde. Yolda olduğum için. Yoldasınız. Şöyle söyleyeyim ben o zaman. FIFA Kokart'ta eski hakemimiz Ali Aydın. Eski amatör Ali spor. Ali Bey'e de iyi akşamlar diliyorum. Evet. İyi akşamlar başkanım. ASKF Genel Başkanımız, eski Genel Başkanımız Zafer Öztürk. Tanıyorsunuz onu da. Zafer Bey'e de iyi akşamlar diliyorum. Evet, yani ikisi de... Bir konuya girebilir miyim? Hakan Bey hemen direkt. Evet. Hakan Bey, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. 1990-1991 Giresun Spor'un futbolcusuyum. Yavuz Selim Başar başkanlığında. Hatırlar mısın 90-91 sezonunu? Yani şimdiki sezonu ve PTT'lik diyelim. Alo. Alo, sesiniz böyle kesik kesik geliyor. Çok anlayamıyorum. Hocam ben, başkanım ben anlatayım. Zafer Öztürk diyor ki 1990-91'de Giresun Spor'un futbolcusuydum. Yavuz Selim Başar'ın başkanlığında diyor. Alo. Hatırlayamadım. Alo. Evet başkanım, yoldasınız. Çok net almıyor. Yani bu mesleğin içinden gelensiniz biliyoruz. Biz sizin düşüncelerinizi alalım. Yani Giresun Spor'u çok büyük bir borç batağı içerisinde aldınız ve şu anda da birebir görüşmelerinizi takip ediyoruz. Giresun Spor'u eski günlerine döndürmek için, borçsuz bir Giresun Spor ve başarılı bir Giresun Spor yaratmak için mücadele ediyorsunuz Türkiye genelinde. Sizden dinleyebilir miyiz başkanım? Şöyle, Giresun Spor, işte Ordu Spor biliyorsunuz, yani ikisi Karadeniz'deki, Akeza Samsun Spor da öyleydi, Karadeniz'deki çok önemli takımlardan, çok önemli ekiplerden bir tanesi. Bu aslında şöyle, Karadeniz insanının, özellikle bu ilerideki insanın futbola bakışı, spora bakışı her zaman çok farklı olmuştur, çok canlı olmuştur. Ben şu anda Giresun Spor'un çok ciddi bir borç yüküyle karşı karşıyaydı. Bu dönemde görev almak aslında bizim işlerimizin yoğunluğu da çok fazlaydı, ama böyle zamanlarda bazen sizin üzerinizde bir istişare ediliyor ve bu görevden kaçamıyorsunuz. Bu dönem bir anlamda bana tebliğ edildi gibi oldu. Biz de görevden kaçmadık ve Giresun Spor için hani elimizi taşın altına değil, neyimiz varsa artık Giresun Spor için altına girmeye özen gösteriyoruz. Giresun Spor işte tahtası kapalıydı, ekonomik olarak problemleri vardı. Ama çok şükür bugünlere kadar geldik, işte tahtası açıldı, ekonomik problemlerin bir kısmı çözüldü, hala da var olan problemleri var. Kulüp yönetimlerini eleştirmek gibi olmasın ama biraz da şöyle, ben yönetimlerin, futbol takımlarının kurulurken yani finansal
modellerini doğru kurgulaması ve doğru bence planlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonrasında bu yükler bir sonraki yönetimlere, daha sonraki yönetimlere kalarak devam ediyor ve çığ gibi büyümeye başlıyor. Hakeza işte Oğuz Spor'un da bugün yaşadığı problemler, benzer problemler var. Evet. İşte bir dönem Oğuz Spor nerelerdeydi. Şimdi mücadele ediyor. Yine Ordular orada mevcut başkan da çok Oğuz Spor için mücadele ediyor. Aynı mücadele Giresun Spor'da da devam ediyor ama biz biraz daha bu anlamda en azından bulunduğumuz lig itibariyle hani bir miktar daha gelirleri iyi gibi görünüyor. Her ne kadar temliğe gitse de en azından borcunu azaltma konusunda spor bir nebze daha şanslı. Bu kulüplerin aslında idare edenlerin planlamayı birazcık daha doğru yaparak, yani doğru planlama yaparak götürmesinden yanayım. Bir ikinci önemli unsur da Giresun Spor'da, keza Ordu Spor'da aynı sorunları yaşadığı için kalıcı gelir kaynaklarını kulüplerin oluşturması lazım. Çok önemli markalar, çok önemli, herkesin önemsediği ve sadece Giresun Spor adı altında 2 milyon yaşayan Giresun'un bir araya geldiği bir marka. Ama o markanın kalıcı gelirleri yok. Yani bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Bizim gibi yönetimler, başkanlar göreve geldiğinde aslında bu sorunları çözmeleri veya bu kaynakları oluşturmaları gerekiyor. Biz gelirken bu planlamaları yapmıştık. Şimdi hızla bununla ilgili Giresunspor'a kalıcı gelir kaynakları oluşturmaya çalışıyoruz. Burada işte belediye başkanımız, şehrimizin siyasetçileri, sivil toplum örgütleri hepsiyle istişare halinde bunları çözmeye çalışıyoruz. Bunları yapabilirsek kulübe, bizden sonraki bu işi yapacak arkadaşlara da ciddi bir şey oluşturmuş oluruz. Çünkü sportif başarılar senelik gelip geçici oluyor. Ama kalıcı gelir kaynakları olursa, kulüp biraz daha böyle şirket mantığıyla yönetilebilir olursa, o zaman kulüp idaresi çok daha böyle profesyonel bir sürece doğru gidiyor. Bizim yapmamız gereken bunlar. Bunu doğru planlamaya çalışıyorum ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım. Bunların hepsini istişareyle beraber yapıyoruz. Aslında toplumda, halkımızda bunları gördükçe, doğru yapılanları gördükçe, onun yanında da sportif başarılar gelmeye başlıyor. Ben sadece kulübü futbol takımı olarak da düşünmüyorum. Giresun Spor markası çok büyük bir marka. Şimdi yakın zamanda işte handball organizasyonuna girdik. Ligde bir handball takımı aldık. İleriki süreçte voleybol ve basketbolla da devam ettireceğiz. Tam anlamıyla bir kulüp olabilmeyi ve Giresun Spor'un her branşta, birçok branşta farklı şeylerini kurmaya çalışıyoruz. Bir nebze şu anda aldığımız yol herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Bunu yapabilirsek bizden sonrakilere en azından hani kulüp yönetimlerinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili de şey bırakmış oluruz. Çünkü bazen popülist yönetimler geliyor göreve ve çok astronomik rakamlara futbol transferiyle hani bu işin doğru olduğunu düşünüyorlar. Aslında mesele öyle değil. Bugün yaşadığım bir örnek, işte bugün transferin son saatleri, herkesim arıyor, işte şu futbolcu var, şu şöyle bu var falan. Aslında biz transferimizi geçen hafta itibariyle bitirmiştik. Hani hiç kimseyi de almayacağımız kararını vermiştik. Ama başkanlar bazen böyle son zamanlarda, son günler geldiğinde sanki bir futbolcuyu, bir iki futbolcu bu kulübe daha fazla almakla bir şey olacağını zannediyorlar. Aslında olmuyor, tamamen yük oluyor. Çünkü 10 futbolcu da yani rakamında 100 bin euro hata yapsanız 1 milyon euro yapıyor. Yani bu da sonra kulüplerin üzerine yük olarak kalıyor. Yanlışları görüp bundan sonra o yanlışları yapmayan yönetimler bence geleceğe, o ilin takımlarının geleceğine çok daha doğru bir yol haritası çizeceklerini düşünüyorum. Bu örnekleri bizler doğru yaparsak, bizden sonra gelenler de hani bizden öncekiler böyle yapmış, doğru olan bu, biz tekrarlamayalım diyecekler. Ama işte birçok örnek var bununla ilgili. Birçok kulübün borç yükünü biliyorsunuz, ne hallere düştüğünü biliyorsunuz. Biz, benim için en önemli, bu yönetim kurulumuzun ve benim başkan olduğum bu yönetimin en büyük amaçlarından bir tanesi bu. Sportif başarı
zaten bu sistem oturunca gelir. Çünkü futbolcu o kulüpte bir profesyonel yönetimin olduğunu gördüğü sürece ve ekonomik durumunun doğru yönetildiğini gördüğü sürece daha özverili, daha takım olma ruhuyla hareket etmeye başlıyorlar. Yoksa bir futbol takımının içerisinde gereksiz harcamalar, gereksiz transferler olduğunu görünce idealist olarak futbola bakan bir ekip de hayalleri yıkılıyor. Biz tamamen bu sene bunu yapmaya çalışıyoruz ve çok şükür nokta itibariyle de amaçladığımız noktaya doğru gittiğini görüyoruz. Başkanım, kulüplerin yapması gereken bu. Bunu doğru yapan kulüpler zaten bugün görüyoruz ki hem iyi yerlerdeler hem de finansal olarak sistemlerini kurmuş durumdalar. Çünkü ne yaparsak yapalım, eğer finansal modelini yapamazsak hangi işletme olursa olsun, sadece spor kulüpleri için değil, yok olmaya mahkumlar. Biz de buna çok itina gösteriyoruz. Şu ana kadar da doğru gösterdiğimizi düşünüyoruz ama daha önümüzde uzun bir yol var. Hem sportif başarılar anlamında hem de finansal borçların ödenmesi konusunda. Ne kadar borç var başkan? Yol doğru olduğunu görmek beni de mutlu edici. Başkanım, siz hem geçmişte basının içerisinde bir televizyon sahibi olarak işte siyasi konjektördeki birlik beraberliğiniz, eski yönetici olmanız dolayısıyla her şeyi Giresun'da A'dan Z'ye bilen bir yapınız var. Siz hep konuşulan bir konu vardı. Karadeniz'de iki futbolu öldürmemek lazım. Biz de bunun için yeni bir çığır açtık. Trabzon, Rize'den Zonguldak'a kadar bu kombineyi sağlamak istiyoruz. Mesela amatör takımdaki futbolculara da biraz el atmak lazım. Ordu'daki amatörde de, Giresun'daki amatörde de genç, yetenekli futbolcular var. Bunları takip eden bir ekibiniz var mı başkanım? Şimdi hep herkes amatör sporlar altyapı diyorlar. Biz de yapı diyoruz tabii. Bunlarla ilgili çok iyi şeyler söylerler. Önemsenmeli derler ama çok da bir şey yapmazlar. Benim geldiğimdeki dönemi söyleyeyim. Mesela altyapıların bazılarının problemi var. Hiçbir yönetim bir futbolcuya astronomik rakamlar veriyor ama altyapıya mağazına bile almıyor. Evet. Biz hemen çok basit dedim ki yani bizim A takım ne giyiyorsa bizim temel yapıdaki çocuklarımız da aynı şeyi giyecekler. Onlara önem verdiğimizin anlaşılması lazım. Sonra bu bölgede futbol oynayan ve futbola emek veren gençlerimizi de izlemeliyiz ve değerlendirmeliyiz. Evet. O anlamda bizim takımımızda zaten 7 tane temel yapımız dediğimiz altyapı ihtiyacıyla bizde onlardan çocukları dahil ettik. Hocamız da sağ olsun. Bu da teknik direktörler çok önemli. Siz onları kulübe getiriyorsunuz. Onlar kendi modellerini oluşturmamalılar. Yani bizim yönetim olarak bir modelimiz var ve biz böyle istiyoruz. Biz altyapıdan şu kadar kontenjanımızın takımda olmasını istiyoruz. Ve bir önemlisi de şu teknik kadromuza iki tane Giresun'un yetiştirdiği değerli hocamızı A takım teknik kadrosunda görmek istiyoruz dedik. Hocamız da sağ olsun çok değerli birisi Sayın Hakan Keleş. Evet. Bizi kırmadı. Sizin modelinize uyarım. Ben de böyle olmasına memnuniyet duyarım dedi. Ve böyle bir şey yaptık. Şimdi bu diğer altyapıdaki gençlerle ilgili zaten raporlar alıyorlar. Ve yeni getirdiğimiz ekiple beraber bu izlemeleri yapıyorlar. İşte zaman zaman bir ayrı toplantılarda bu futbolcular gündeme geliyor ve bunlarla ilgili neler yapabiliriz, daha güçlü ne hale getirebiliriz. Aslında burada bir şey de önemli. Bu tesisleşme anlamında da bu gençlerimize fırsat tanıyacak, imkan tanıyacak tesisleri de oluşturmamız lazım. Giresun Spor'un bu anlamda işte belediye başkanımızla da konuştuk, ondan da rica ettik. Çünkü bu çocukların idman yapabilecekleri sahaların çok daha fazla olması lazım. En önemli de bazı futbolcularımız işte Ordu'dan olabilir, başka köylerden olabilir. Burada kalacak tesisleri de yapmamız gerektiğini söyledik. O konuda da bir çalışma başlattık. Eğer temelini sağlam atarsak bu süreç bundan sonra böyle devam edecektir. Ama tesisleşmeyi bir nebze şu anda bir yol aldık. İnşallah bundan sonra Giresun Spor'un altyapıdaki dediğimiz temel yapısında ciddi bir çok yakın zamanda herkesin gördüğü bir ilerleme olduğunu herkes hissedecek.
Bunları sadece söylemde kalmamalı ve A takımın sonuçları bunları etkilememeli. Orası sürekli devam etmeli. Çünkü A takımda bir hafta iyi sonuç alıyorsunuz. Bazen kötü sonuç aldığınızda her şeyi böyle yöneticiler bırakıyorlar. Yani bırakmamalılar. Biz zaten orada profesyonel bir ekip kurduk. Yani yönetim kurulu etkilenebilir ama bizim ekibimiz etkilenmemeli. Onlar işine devam etmeli. Bu anlamda da yaptığımız yatırımlar ortaya çıkmaya başladığında Giresunspor'un doğru işler yaptığını, o anlamda özellikle gençlere, buradan yetişecek gençlere ciddi fırsatlar verildiğini görmeye başlayacaklar. Zaten A takımda da iki tane gencimiz zaman zaman yer alıyorlar. Onları da biz de sahada gördükçe mutlu oluyoruz kendi adına. Başkanım, yoldasınız. Bu akşamki programımız da çok yoğundu. Çok teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum. Eski İnşallah meslektaşımız bugün, olarak TV'ye bir yerde oluruz. Sizlerle daha uzun sohbet ederiz. O da çok değerli. Başkanım, eski meslektaşımız olarak TV'ye bir olarak her türlü size yardımcı olur. Hepinize bana zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bizler tüm dinleyenlere de can gönülden iyi geceler diliyorum. Başkanım, son bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şahsım ve TVN2 olarak Türkiye genelinde ve yurt dışından herkes, Giresunlar da dahil arkadaşlarımız, geçen de size mesaj da atmıştım. Şu anda WhatsApp'tan yazıyorlar, izliyorlar sizi. Sizi en kısa zamanda burada stüdyoda konuk olarak ağırlamak isteriz. Artık bu televizyon sizin. Her zaman istediğiniz zamanda her türlü fikir alışverişi yapabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelmek dileğiyle. Diyorum. Görüşürüz başkanım. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet, içeriden yönetmen arkadaşım yine ısrarla reklama gideceğiz diyor. Reklama gidelim. Artık telefon bağlantılarımız bitti. Bundan sonra programın 3. periyodunda da Zafer Hocam'a bol bol söz hakkı verelim. Ali Bey'e söz hakkı verelim. Bundan sonra ben biraz nadasa çekilip çok fazla konuşmayacağım. Bir reklam arası diyoruz. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Tarafsız Sağ tüm yüzüyle devam edeceğiz. Giovanni Gentile'nin sunduğu Tarafsız Saha devam edecek. Çocuklarınızı akıl ve zeka oyunlarıyla geleceğe hazırlayın. Mangala, eğitici bardaklar, dedektif oyunu, reverse oyunu, koridor oyunu, zeka küpleri, robotik kodlama sınıfları ve dahası. Sandal akıl ve zeka oyunları, her çocuğun özgün bir birey olduğunu, her çocuğun ilgi ve yeteneklerinin farklı olduğunu kabul ederek, beceri atölyelerinde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri bir ortam sunuyor. Üstelik Ordu Merkez'de evlere elden teslim fırsatıyla. Ayrıca okullarımız için toplu alımlarda görülmemiş indirim yine Sandal'da. 7'den 77'ye her yaşa uygun akıl ve zeka oyunları ve her bütçeye uygun avantajlı ödeme seçenekleriyle Sandal akıl ve zeka oyunlarında sizleri bekliyor. Sandal akıl ve zeka oyunları, geleceğin bilim insanları, sanatçıları, yöneticileri ve liderleri burada yetişiyor. Ordu'da hangi mahallede yaşamak istersiniz? Güzelyalı'da mı? Karşıyaka'da mı? Cumhuriyet Mahallesi'nde mi? Nerede yaşarsanız yaşayın, kaliteden ve konfordan vazgeçmeyin. Günhan Yapı Güzelyalı'da. Yüzme havuzu, kapalı otoparkı ve sosyal alanlarıyla deniz, doğa ve Ordu'nun eşsiz buluşmasını yaşam isteyenler için Dream Garden. Karşıyaka'da şehrin tam ortasında, çevre yolunun hemen yanında. Bölgenin en gözde projesi Prestij Karşıyaka Konutları. Prestij Karşıyaka Konutları Cumhuriyet Mahallesi'nde. Denize 150 metre mesafede, üniversiteye ve havaalanına yakın 1+1, 2+1, 3+1 daireler, hem yazlık hem kışlık hem yatırımlık. Elit Beyaz Konak ikinci etap. Size özel ödeme koşullarıyla istediğiniz yerden ev sahibi olabilirsiniz. Günhan Yapı. Düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Yepyeni bir gün daha başlıyor. Ve Ankamar ekonomi marketlerinin kapıları binlerce memnun müşterisi için tekrar açılıyor. Özenle seçilmiş ürünler araçlara yükleniyor ve sizin için yola çıkıyor. Çalışanlarımız en taze ürüne en hızlı şekilde ulaşabilmeniz için ürünleri raflara yerleştiriyor ve mağazalarımızı sizlerle buluşmanın verdiği mutlulukla açıyor.
Ankamar Çiftliği Et Entegre Tesisimizde sizlere en güvenilir eti ve çeşitlerini sunmak için titizlikle çalışıyor ve kendini sürekli geliştiriyor. Anka Patista unlu mamullerimiz de günün her anı benzersiz tatları sizler için üretiyor ve her gün raflarda taptaze yerini alıyor. %100 yerli sermaye ile kurulan ve her geçen gün gelişen ve büyüyen Ankamar Ekonomi Marketleri, kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla bugün olduğu gibi yarın da sizlere sonsuz bir güç ve inançla hizmet etmeye devam edecektir. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Ankamar, bu şehrin marketi. Siz buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Biz mutlu yüzler görüyoruz. Parkta eğlenen çocukları, yeni umutları, yeni mutlulukları görüyoruz. Büyük işler, büyük hayallerin eseridir. Yapılarımız bizim en büyük eserimizdir. Alanlar inşaat, alan kazanır. Geçirdiğimiz bu zor günleri birlikte atlatacağız. Siz yeter ki evde kalın. Kalafatlar ailesi olarak daima yanınızda ve hizmetinizdeyiz. WhatsApp sipariş hattımızdan, Alo sipariş hattımızdan ve kalafatlarsanalmarket.com.tr adresinden markette ne varsa kapında sloganıyla siz isteyin biz getirelim. Evde kal Ordu, hayat eve sığar. Kalafatlar, Ordu'nun markası. Ordu, Ordu'ya yeter. Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri. Konseptiyle Karadeniz bölgesinde ilk ve tek. Fatsa Belediyesi'ne bağlı sosyal tesiste bay ve bayanlara ayrı hizmet veren hamam, sauna, buhar hamamı, fitness, masaj salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi hizmetleriyle sizleri bekliyor. Ayrıca çocuk ve yetişkinler için yüzme eğitimi, konferans ve toplantılarınız için çok amaçlı salonu, ücretsiz çocuk oyun salonu, yetişkin misafirlerimiz için oyun salonu, kafeteryası ve çok daha fazlasıyla Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisi siz misafirlerini bekliyor. Bilgi için 0452 333 77 67. İnşaat alanında A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınız da yanınızda. Fihan Yapı İnşaat. 400 metrekare imalat alanı Ulubey ve Perşembe şubeleri. 180 kendi alanında uzman personeliyle sizlerin hizmetindeyiz. Isı yalıtımı ve mantolama sistemleri, dış cephe boyaları, silikonlu boya, Amerikan siding çatı işlemleri gibi işlemlerinizde anında çözüm sunuyoruz. Üstelik 15 ve 20 aya kadar elden taksit imkanı ile. Profesyonel ekibi ve sorunsuz işçiliği ile Fihan Yapı İnşaat sizlere konforu en uygun şartlarda sunuyor. Adres Karşıyaka Mahallesi, Çelebioğlu Caddesi, numara 121, Altınordu, Ordu. 0452 888 76 76. Fihan Yapı İnşaat, binalarınızın estetik cerrahı. Attığınız ilk adımdan itibaren kullanılan kaliteli malzemeleri ve ince işçiliği göreceğiniz Seyir Park'ta satışlar başladı. 0.79 faiz oranıyla 3+1 135 metrekare, 2+1 105 metrekare ve dubleks dairelerimiz için siz de acele edin. Doyumsuz seyirler için şehre hakim bir noktada bulunan Seyir Park'ta buluşalım. Seyir Park bir alan yapı projesidir. Ordu evleniyor. Bu projelerle ev sahibi olmayan kalmasın. Yeşilyaka, Şahincili Mahallesi'nde. Kuzey Yıldızı, Bucak Mahallesi'nde. Boutique Life, Cumhuriyet Mahallesi'nde. Şehrin farklı lokasyonlarında yaşam ya da yatırım için istediğinizi seçin. Size özel vade farkı ve ödeme kolaylıkları ile. Kendi evinize taşınmak için şimdi arayın. 0543 441 33 44. Ramadanlar temelinde güven var. Ah, ah,
Centille'nin sunduğu Tarafsız Saha devam ediyor. Evet, Tarafsız Saha kaldığı yerden devam ediyor. Evet Ali abi, geçen hafta ve ondan önceki hafta hep konuştuğumuz bir konu vardı, biliyorsunuz. Neydi konu? Takımların çift kale yapmaması. Yani bu Ordu'ya has bir özellik mi? Ben bakıyorum, bütün arkadaşlarla konuşuyorum. Takımlar çalışırken mutlaka çift kale yapmalı. Ha, iki takım kendi aralarında yapmayabilir ama diyelim ki bir takımın 20-25 tane futbolcusu vardır, 30 tane futbolcusu vardır. Kendi aralarında çift kale yapabilir. Yapması da çok normaldir, doğaldır. Mesela her seferki programda Niyazi Hoca ne diyor? Hazırlık maçı yapmadan diyor, sezon açtık diyor. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? İkinci bir sorum da şu olsun. Bugün transfer Ekim'in 5'i saat gece 12'de bitiyor. Bal Ligi diyelim ki Aralık ayında veya Kasım ayının sonunda başladı. Bunlar nasıl transfer yapacaklar? Bununla ilgili bir prosedür mü çıkaracaklar? Şu anda Bal Ligi'nde çoğu takımlar, mesela 1967 Ordu Spor 7-8 tane dışarıdan futbolcu almıştı. Onlara şu anda bekleyin dediler. Ne para verebildiler ne de ne olacağı belli değil çünkü Bal Ligi'nin. Yarın derse ki 11. ayın sonunda veya 12. ayın ortasında Bal Ligi'ni oynatıyoruz derse ayrıyetten bir transfer mi atacaklar bunlara? Muhtemelen atacaklar. Yani çünkü oynanmamışlıkta Zafer Hocam daha iyi takip ediyor bizden. Ama benim tecrübeme göre de zaten insanlara bileceksin ki şu kadar zamanda bir transfer hakkın var diyeceksin. Ona göre transfer yapacaklar. Bu bence öyle olacak. İkincisi, ben zaten geçen hafta konuşmamızda şunu algılayamadım. Hani o zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. İdman yapıyorsunuz. Çift kale idman yaptırmıyorsunuz. Neden? Bunun mantığı ne? Bunun mantığında Zafer Hocam, sen geçen hafta şey demiştin. İşte il temsilci arkadaşı söylesin falan filan demiştin. Evet. İl temsilci arkadaş da beni aradı. Şunu söyledi. Şu anda ligler oynanmadığı için ASKP ya da futbol il temsilciliğinin dışındaki olaymış. Tamamen gençlik spor il müdürlüğünde demiş. Onun için onların yetkisi olmadığını söyledi. Gençlik spor il müdürlüğü de görevli spor şube müdürümüz Ömür Çağlayan'la bunu istişare yaptık. Neydi mesela hocam Ömür Çağlayan? Şimdi şöyle, buna gelen yazıda, gençlik spor genelimizden gelen kararnamede işte... Herkes ekmiş değil mi bu yazı? Evet. Hatta onlar da kulüplere tebliğ etmişler. Yani bütün öyle Türkiye'deki... Tabii ki öyle oluyor. Evet. Ama şu anda da amatör lig maçları, amatör lig maçları oynanmadığı için de şu anda da burada orada antrenman yapan benim bildiğim ikincilikte olan kız futbol takımımız var. Kadın futbol takımımızın işte hocası var, işte antrenman yapıyor şu anda. Antrenmana girdiğinde oradan testlere bakan şube müdürü arkadaşımız, şefi neyse oranın sorumlusu, o çift kale yapamazsınız diye böyle bir talimat veriyor oraya. Onlar da işte antrenman yapıyoruz, niye çift kale yapamıyoruz diye serzenişleri var. Bunu da bizimle öyle sohbet sırasında paylaştılar. Biz de bunu spor il müdürünü aradım. Sonra Ömür Çağlayan arkadaşımızı aradık. Ne diyor durum diye. O da hocam dedi, işte bize gelen hatta dedi kurallar, yönetmelikleri uygulamaya çalışırsak dedi, takımların dedi, antrenman yapma şansı da yok dedi. Daha sıkıntılı dedi. Yani bir takım bir sahaya bir takım girmesi gerekiyor. Tam girebilir, gayet doğal. Bizim de şimdi burada amatör sezon açıldığı zaman da bizim burada merkezde var 17-18 tane takım. Yani bu ikinci amatörle birleştikten sonraki olacak şeyi söyleyeyim. Normalde 12-13 takım var. Ondan altyapıları var, genç takımları var. Onlar sahaya girdiği zaman sahalarda yer yok. Çeyrek sahada idman yapan takımlarımız var. Şimdi tek takımla antrenman yapacağım diyor. Talimatname böyle. Nasıl yapacaksın? Sahaya gitmiyor ki. Zaten bizim en büyük sıkıntımız sahalar, tesisler. Sahaya tesis olduğu yere sen tek takımla idman yaparsan bir takıma antrenman gelme saatin, zamanı bir kere gece 2'lere 3'lere bulur. Yani merkezde çalışan takımlar için söylüyorum. Bir saat idman yapsa 18 saat sonra bir takıma sıra geliyor. Yani bunu öyle algılamak lazım. Ama şey dedi ki, hocam dedi, ya tabii ki takımlar çift kale yapabilir, biz ona da müsaade ederiz dedi. Şimdi sahada testlere bakın arkadaşlar, bununla ilgili talimatnamede gittiğini düşünüyorum. Bundan sonra çift kaleyle ilgili bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Olay bu. Bir dakika şimdi yani. Şimdi ben şunu mu anlıyorum? Genç Spor Genel Müdürlüğü illere bir yazı gönderdi. Evet. Doğru mu? Bu yazıda her takım belli bir saat içinde tek takım antrenman yapabilecek. Evet, doğrudur. Artı antrenman saatlerinde de çift kale maç oynanmayacak. Aynen doğru. Doğru mu? Doğrudur. Şimdi bu yazıyı geri mi çekmişler?
Bu yazıya esneme yapıyorlar şu anda. Kim yapıyor? Bu yazı yapan kim? Gençlik Spor baktığı için bu konuya. Gençlik Spor şimdi kulüplere bırakıyor. Yani bütün sorumluluğu, yetkiyi kulüplere bırakıyor. Orada yani çift kale yaparsın yapamazsın demiyor. Antrenman yaparsan ne yaparsan yap gibilerden oluyor. Ama tabii ki böyle de bir olay var. Şimdi ben şunu anlamaya çalışıyorum da. Bence bu şimdi antrenman yapan bir takımı. Şimdi çift kale yapmaması diye saçmalık olur. Şunu söyleyeceğim. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bir yazı gönderdiyse buradaki İl Gençlik Spor Müdürlüğü yetkinde bunu uygulamak zorunda. Evet. Kaldı ki pandemi dolayısıyla önlem olarak böyle bir şey sunuluyorsa siz bu uygulamayı inisiyatifinizi kullanarak gevşetemezsiniz. Bence. Çünkü bunun sorumlu alamazsınız, almamalısınız. Sorunu takımlara veriyor. Ama eğer işte o zaman ben de diyorum ki eğer bu gelen yazıda hani 21 sayfa gösterdin ya evet. Okuduk falan filan işte orada kesin bir emir yok. Şimdi eğer bu 21 sayfalık maddede bu var ise biz görmedik ama var ise bunu uygulamak zorundasın. Yok ise bir hafta 10 günden beri ya da 20 günden beri bu takımlar niye izleteceklerden. Bak şimdi ben size dün beni bizi Samsun'dan falan gayet izleniyoruz. Samsun'daki bir hocamız bizim o geçen hafta bir önceki hafta yaptığımız bu konudan dolayı bana bir görüntü gönderdi. O görüntüyü Sebat Yayın'a verebilirse sevinirim. Şimdi burada Samsun Atakum Belediyespor'un 14-15 yaşı futbolcuları ile Samsun Spor'un yani Atakum Spor Samsun Spor'la Samsun Spor'un 14-15 yaşındaki çocuklar çipar yapıyorlar. Bu hani dün geçen haftaki programımızdan sonra hani Samsun'da bu var da daha ligde oynanmıyor. Bir ara halı saha işi gibi. Üç ülkede oynanıp burada hani, oynanmamış. Samsun'daki Samsun İl Müdürlüğü'ndeki yorumlama ile buradaki yorumlama arasında bir fark mı var ya da yazıda bir esneklik mi var bilemiyoruz tabi. Şimdi Samsun oynanıyorsa orada da oynanacak o. İşte bu. Tamam ne kadar güzel bir örnek yapıyorum. Bu gördüğüm bu. Gençlik Spor'un tamam. Müdürlüğü izliyorsa bu tamam Sebahat'cığım şimdi bunu alabiliriz. Sadece gösteriyorum isim de veriyorum çünkü. Evet. Şimdi buradaki işim şu. Eğer gerçekten böyle bir yazı var ise ben olsam Genç Spor İl Müdürü yerinde ya da Şube Müdürü yerinde olur. Ben olsam oynatmam. Derim ki gidin Ankara'ya, gidin bakanlığa işini çözün derim. Benim yetkim, sorunum değil. Kaldı ki eğer böyle bir yazı var da ya bırakın oynayalım diye bir şey yapmasınlar. Çünkü yarın öbürsü gün bir ana baba çift kaleden dolayı size dava açabilir. O müdürlüğünüz bir anda gidiyor. Allah göstermesin. Üçüncüsü de daha önemlisi eğer yorumlamada gelen yazılı yorumlamada dikkat edin oynatabilirsiniz gibi ibare varsa bu takımlarda dik oynuyor. Bayan Ligi var. Ali hocam gösterdiniz ama Samsun futbolu. Yani o zaman bir yerde bir hata var. Yani bir yerde de öyle şimdi burada Rusubat'ın yani, teknik sorumlusu Hakan Yurdakul arkadaşım bana mesaj etti. Hocam dedi. Yok örnek veriyorum. Şu anda bunun cevabı normal ASKF il temsilcisi ve gençlik spor olması lazım. Şimdi benle olan bir samimiyetlen diyalogundan doğru. Abi ASKF'nin temsilcisi ne işi var? Adam yok diyor şimdi, zaten. Şimdi şu anda takım ikmal yapan takımlar yok. Sadece futbol okulları şu anda çalışan futbol okulları var. Bir de bazı takımlar altyapıları futbol okulları yapan altyapılar var. Onun haricinde Rusum adım bayan futbol takımı da şu anda çalışma yapıyor. Orada yetkili işte bize çift kale yaptırmayacağını, olmayacağını bununla ilgili yasak olduğunu söyledi diyor. Yetkili de il müdürlüğü demişti. Yani bizde böyle bir şey var mı diye aradık yetkili arkadaşlar müdürlükleri aradık. Müdürlükler bize çift kale yapabilir bir sıkıntı olmayacak bu sorumluluk kulüplerindir diye söyledi. Peki. Şimdi Samsun'da böyle bir uygulama var da orada bu uygulama niye yapılmasın? Yani orada belki doğru belki de doğru ordu Gençlik Spor İl Müdürlüğü yapıyor belki de. Zaten bu görüntüyü alalım o zaman. Bu görüntü bir örnektir yani size. Bu görüntüyü alalım Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne gösterelim o zaman. Yani Samsun'da abi. Samsun takımı oynuyor bir de bunu yani bak. Samsun'un U14'ü 15'iyle Atakum oynuyor. Al görüntüyü alalım Atakum'un içeriden. Atakum'un sahası. Gidelim yarışa. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne gidelim. Ben şunu demek istiyorum. Eğer
Ordu İl Genç ve Spor Müdürlüğü doğru yapıyorsa devam etsinler. Çünkü hani bundan sonra bakmayacağız. Ya yazı gelmesi olması lazım ya da ilk yazı yanlış yorumlandı. Şimdi Ali Bey, siz bir teknik sorumlusunuz, teknik adamsınız. Bir takımınız var. Sahaya takımı alıp antrenman yapıyorsunuz. Hı. Antrenman yaparken orada diyor ki temassız olsun diye bir böyle yorum yapılıyor pandemiden dolayı. Şimdi antrenman yaptığın yerde çift kale yapmama gibi bir durum olabilir mi? Bunlar devamlı antrenman yap, yükle kuvvet çalışması yap, çabuk çalışması yap. Ama çocuklar oyun oynamak istiyor. Sen bunlara oyun oynatamazsan yapılan antrenmanda belki çok bir faydası yok. Yani bu yasağın olması bana göre saçma. Böyle bir olayın olması. Ya var ya mesela şimdi o sana göre bana göre doğrudur. Bence yani bir takımın yani şeyi, futbol yani takımın o şeyi takım çift kale oyundur yani. Evet. Bu da bir antrenman. Bu antrenmana müsaade ediyorsan bunu da müsaade edeceksin. Bunlar hepsini katılıyorum sana. Benim evet. dediğim farklı boyut. Benim dediğim böyle bir kural, daha doğrusu böyle bir Genç Spor Genel Müdürlüğü'nden yazı gittiyse Samsun ayrı, Ordu ayrı, Siirt ayrı. Bakalım belki mesaj atmış olabilir bu. Hakkı Arani uygulayamaz. Uygulamamalı. İl müdürümüz izliyorsa belki mesaj atmış olabilir. Bakalım ben var mı? Yani, İl müdürümde şunu diyorum ya da şeye. Yok. Eğer gerçekten böyle bir yazı var ise siz doğrusunu yapıyorsunuz. Net. O veya da yanlış çünkü, bilgiyle yanlış çünkü, yanlış uygulama yapıyorsun. Soruşturma yerler. Ben evet. sana yazı gönderdim. Sen hangi aklı oynattın? Bırak onu. Bak daha önemlisini söylüyorum. Mesela şu Atakum Belediyesi ile Samsun Spor'un yaptığı maçtan bahsediyorum. Çocuklar daha bunlar. Orada bir çocuğun misin? Sen aile olsan, senin çocuğun için orada gerçekten bu da ispatlandı. Diyelim çocuğun COVID kaptı. Bir dava açar mısın? Açarsın. Gerekirse açarım tabii. Açarsın. Evet. Bunun karşılığı kim bunun? Spor müdürlüğü mü, sahayı veren mi, Atakum Spor, yani öyle bir yerde gidiyor ki iş. Onun için ben Genç Spor Genel Müdürlüğü bana bunu dediyse ben bunu yapmıyorum abi, nokta. Sen de bunu yapamazsın. Benim sahamda bunu yapamazsın, nokta. Eleştireceğin kimse varsa da Genç Spor Genel Müdürlüğü eleştir. Yok eğer böyle katı bir kural oynatmayacaksınız. Oynatılmamalı farklı bir yorumdur. Testler mi? Oynatılmayacak. Farklı bir yorumdur. Testlere bakan arkadaşıma yanlış bilgiyle gitmiş olabilir diye düşünüyorum. Ya, bilemem. O da yanlış işte zaman... çift kale yapılmayacak diye böyle alt şey kalmıştır. Evet, onlar da o baskı dememişim. Bu konunun bu hafta içerisinde ben düzeleceğini düşünüyorum. Daha bunu uzatmayalım ama bence böyle bir şey varsa kesin yapılması gerektiği bir emir yazısı var ise bence kimse bundan sonra bakılmayacak dememeli abiciğim. Evet, şimdi amatör ligi transfer olayına gelelim. Evet. Az önce sohbet sırasında. Şimdi bizim amatör liglerde bir Ekim'den sonra bir de Ocak transferi var. Şimdi Bal Ligi de büyük ihtimal, şu anda amatör liglerden zaten bahsetmiyorum ama Bal Ligi büyük ihtimal oynanacak. Oynanacağız şey de ay da Ocak ayına gelecek. Şu Ekim'de şey önümüzdeki ay zaten bununla ilgili bakacaklar pandemi durumu nedir ne değildir diye. Ama bizim bildiğimiz aldığım istihbarat duyumlar Ocak ayında Bal Ligi maçları oynanacak. Ocak ayının 10'unda. Ocak ayında da transfer sezonu açılacak zaten. Tamam. Transfer sezonu açılacak. Ocak ayının 10'unda oynanırsa ne yapacaksın? Hemen transfer yaptığın adamı hiç ona o esnemeyi verirler. Yani Ocak transferi var zaten. Hocam şimdi Ocak transferi için Ocak'ta lig açıyorsun. Ocak'ta transfer açıyorsun. Nasıl hocam iş? Kimle oynayacaksın? Şimdi şöyle dediğin çok doğru. Ekim'de Ekim ayı vardır. Onu muhtemelen Kasım aralıktan Kasım'ın 1'inde başlatırlar. Ocağın sonuna kadar devam ettirebilirler. Evet, amatör kurulumuyla ilgili açıklayıcı şey. Çünkü daha onun kararnamesi, kitapçı basılmadı henüz. Bunlarla ilgili yapılacak kurallarla ilgili şeyler basılmadı. Şimdi bizim normal yerel ligler oynanmış olsaydı bir Ekim 13'üne kadar transfer sezonu vardı. Hı. Amatör liglerin. Bir de Ocak ayında başlayan transfer sezonu vardı. Ligler oynanmış olsaydı. Şimdi ligler oynanmadığı için, amatör ligler oynanmadığı için de şimdi Bal Ligi'nin de Ocak ayında oynatacak ama onunla ilgili de transfer önünün açık olacağını düşünüyorum. Böyle mutlaka, bir kural. Çünkü ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda amatör ASK başkanıyken amatör kurulda görev yaptım ve bu kurulun içindeydim ben. Ordu temsilinde bu kurulun içindeydim. Bununla ilgili kararı bizler alıyorduk. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. 1967 futbol kulübünün şu anda bildiğim kadarıyla bir 10-12 tane futbolcusu var. Doğru mu? Geçen evet. seneden gelen. Şimdi bu adamlar antrenman yapıyorlar. Bu adamlar işte kendine göre bir düzen kurmuşlar. Başkan gitmiş, işte Sarhan Nur'daki kulübe bir sürü masraf etmiş. Yemekler pişiyor, aşçısız çalışıyor, personeli çalışıyor, para veriyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi Ocak ayında, bir ayın içerisinde Ali abinin dediği gibi yapacak transfere futbolcu nasıl uyum sağlayacak?
Nasıl hazırlık maçı yapacak? Şu anda transfer önü de açık oldu abi. Bak şu anda karar yok yani. Transfer var da bir de şu var ama. Yani bu çok geç kalmadı mı size göre? Yani Bal Ligi 3. Lig'in bir altı, doğru mu? Buradan çıkan 3. Lig'e çıkacak. Bal Ligi bir de sert futbolun oynandığı bir şey. Doğru şu mu? Şu ana kadar bu akşama kadar normal transferler geçerli değil miydi? Geçerli. Ocak ayında transfer yapılmasa ligler oynanmayacak mıydı? Zaten transferi yapan yaptı yani şu anda. Alacağını aldılar. Çoğu kulüpler. Aldı da veremedi ki parasını hocam. Şimdi sen şimdi sadece Ocak ayına bekleyeceği için ön ödemeler yapmayabilir mesela. Ama adam transfer zaten yapmıştır. Peki bir şey söyleyeyim hocam. Sen de yıllarca profesyonel futbol oynadın. O adam mesela Bal Ligi'nde oynayan adam ev bakmıyor mu? Bu Türkiye genelinin sorunu şu anda. Bak, ama şu Türkiye genelinin sorunu da o zaman bak. Birincilikte, üçüncülükte, Süper Lig'de herkes bir şeye oturmuş. Oynuyorlar bilmem ne yapıyorlar, doğru mu? O zaman Türkiye şimdi geçen de şeyi değerlendirdiniz ya işte amatör spor kulüpleri genel başkanı mesela Ali Düşmez'in işte tepkiler var. Ordu'da yapıldı mı bilmiyorum ama Türkiye genelinde çok büyük tepkiler vardı. Niye? Binlerce amatör kulüp var. Doğru mu Ali abi? Futbol Federasyonu'na karşı bir tepki yani kişi. Evet. Evet. Altıncısı. Çizim. Evet. Ya Türkiye Futbol Federasyonu tepki neydi biliyor musun? Orada çalışan antrenörler, malzemeciler, masörler Bal Ligi'nde de bunlar ev geçindiren insanlar. Aynı şey konuşuyor zaten. Aynı şey konuşuyor. İşte onların da oynanmamasından dolayı, para ödenmemesinden dolayı ekonomik sıkıntı yaşayan aileler var. Şimdi mesela ondan dolayı tepki yürüyüşleri oldu. Bildiğim için söylüyorum. Savaş Başkan şimdi Telat Hoca ile anlaştı. İbrahim ile anlaştı. İşte atıyorum Garaj Antrenörü ile anlaştı. Yanında Evren'i var, Mahmut'u var. Ulubey Spor'da anlaştı ama aynı şekilde. Bak örnek diyorum evet. Şimdi. Bu adamların hepsi boşta şimdi. Hepsi eve bakıyorlar. Ya diyelim ki ya ev aldıysa, araba aldıysa, bilmem ne yaptıysa, doğru mu? Yani olabilir daha. Ya Ali abi şimdi biz ticaret yapıyoruz. Yani şu anda para ödemesi yapılabilir mi, yapılamaz mı? İşte bak ama yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Öyle mi diyelim ama yani? Ama bak önünde bir adam şimdi şu anda anlaştı ama Ocak'ta başlıyor. Şu anda kulübün isterse Ocak'a kadar olan süreçte bir ödeme yapması gerekir mi? Gerekmeli mi? Ne diyor hocam? Ekim ayında toplanacağız, karar vereceğiz diyor. Doğru mu? Evet. Ekim ayında toplanıp da Ocak'ta oynatacağız demiyor Ali abi. Burada evet. Bak Ali abi soru işareti var. Koskocaman diyor ki şimdi. O zaman yani hep 1967'den örnek veriyoruz. Örnek Ulubey'den verelim o zaman. Adamın tesisi şimdi diyor ki işte mesela Ulubey Belediyespor kendi sahasında oynaması için işte tuvalet yapması lazım, bilmem ne yapması lazım, bunu yapması lazım, bunu yapması lazım. Doğru mu? E şimdi bir süre masraf edecek. Bundan sonra diyecek ki oynatmayayım kardeşim bu sene Bal Ligi'ni. Ya bu adam parasının delisi mi yani? Öyle değil. Bunu bir karar vermek lazım ama. Bence şimdi şöyle onu o taraftan şöyle bakalım. Bu oynanacak bu kesin. Evet. Ama bence çift devreli lig Ocak'tan sonra yetişmez. Onun için muhtemelen ya böyle çok hızlı oynayacaklar. Tek devreli haftada iki maç mı yapacaklar? Ya da fikstür çekimine göre toplam 17 hafta olacak. 17 haftada işte bir dışarıda oynayacaksın, bir içeride oynayacaksın. Şansına deplasmanda oynayacaksan Her takım hani olabilir. Böyle bir uygulama da olabilir. Bence böyle olacak. Bir ay yani. Zamanı kısıtlamak. Çünkü öbür türlü Ocak ayında başlayan bir lig. 17 takımla 18 takımla bir lig. Öyle yine 3 ayda 4 ayda bitmez. Bitmez. Evet bitmez ben yani. Onu söylüyorum. Çünkü orada yapılacak testler var. Bu test ücretleri var işte. 5'e 1 yazılar. Testler var, devrası o var. O sıkıntılar da var. Yani bu oynanacak ya. Onun için en güzeli tek de birlikte hemen şıkır 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 bitirsin. O zaman da kimse de şimdi bir şey diyemez. İkinci perdede bir konu vardı aklımda kalan. Onu da ben sohbet konusunu açmak istiyorum. Şimdi mesela Sayın Alaylı'nın bir erkek çocuğunuz olsa hakem olmasını ister miydin? İsterim tabii, niye olmayacağım? İster miydin? İsterim. Peki ne kadar etkin olurdu abi bununla ilgili? Ben Alaaddin'i sevmiyorum. Çocuğuyla uğraşır mıyım? Şimdi şöyle. Bir yere bağlayacağım da o yüzden soruyorum. Tamam, mutlaka bağlayacaksın. Şimdi şöyle. Ben her zaman şuna inanırım. İnancım şu. Benim artım çocuğumun artısı demek değildir. Benim eksim de çocuğumun eksisi demek değildir. Ya da ben çok iyi bir hakemim diye çocuğum iyi bir hakem olmak durumunda değil. Ya da ben kötü hakemim. Çocuğum da kötü de olmayabilir. Şuraya geleceğim. Bağcan noktaya biliyorum. Eğer şimdi sezon başında ya da oynanırken klasman yükselmelerinde eğer senin çocuğun Zafer Öztürk olarak Allah bağışlarını iki tane alsan gibi oğlum var. Senin çocuğun antrenör olup sırf Zafer Öztürk'ün çocuğu diye çabalayacaksa çok yanlış. Antrenör olur,
Zaten onu kendisi değerlendirecek. Yani maçlar değerlendirecek. Hakem zaten sahaya çıktığın zaman önce ona bir şansı ver. Kulüp başkanısın. Orduspor 52'nin kulüp başkanısın. En yetkili. En yetkili başkan sensin. Oğlun da futbolcu, profesyoneliklere top oynuyor. Evet. Kendi kulübünde oynamasını ister misin? Hakkıysa isterim. Niye istemeyeceğim? Hakkıysa. Peki, hakkıysa evet. Hakkıysa. Peki. Yani şunun altını bak. Şunun altını çizelim. Altı, önce bir onu konuşalım ondan sonra. İyiyse, ya ben iyiysem, babam orada diye beni almamazlık yapmasın kimse. Ben iyiyim ya. Yani ben babamın sevabını ya da günahını çekmemeliyim bu konuda. Yani benim babam kulüp başkanı diye ben iyi futbolcuysam, millilik düzeyinde top oynamışsam, evet. Benim o zaman günahımı, ben babam günahını niye çekeyim? Yani. Öyle değil mi? Aynen öyle. Şimdi konuyu şuraya bağlayacağım. Şimdi kulüp müdürlüğü yapan, geçmiş dönemde de kulüp başkanı Hüseyin Yüce. Evet. Oğlu futbolcu mudur? Buraya nereden geldi? Bir yere evet. Bağlayacağım abi. Evet. Bir yere gelmek istiyorum. Ben bazen konuşmazsam rahatsız oluyorum. Konuşursam da doğruları söylemek zorunda kaldığımı hissediyorum. Bu benim yapı tarzım. Zaten doğru söylüyorsun da. Karakterim bu benim. Yani bu evet. Yayında olduğum için de bunu birileri konuşmalı diye düşünüyorum. Şimdi bugün sosyal neydi, Facebook mu? İsim vermem o kimse. Yani neyse. Yani... İsim kendini biliyor o şahıs. Ben de bilmiyorum. Onun için ben de şimdi söyleyeyim. Facebook üzerinden spor camiası önde gelen bir arkadaşım Hüseyin Yüce ile aralarında bir sıkıntı var. Sıkıntıdan dolayı oğlunu hedef alıyor. Yanlış yapmış. Yanlış, tabii ki yanlış. Şimdi ben ASK başkan adayıyım. Metin Kırla aramda sıkıntı olabilir. Konuşuyoruz ama söylüyorum. Bir yere geleceğim. Aday diyelim yani. Karşımdaki aday arkadaşım oğlu. Emre diye bir çocuk. Yolda görür Zafer amca nasılsın? Çok da düzgün çocuk. Var. Çok evet. Da, yani pırlanta gibi çocuk. Tamam. Pırlanta gibi çocuk. Yolda gördüğü zaman bana bir saygısı var. Şey, babası rakip olmuş. Olmama rağmen. Tabii, olabilir. Yani bunlar güzel şeyler. Şimdi Hüseyin Yüce'nin oğlu U16, U17 milli olmuş. Evet. Profesyoneliklere top oynamış. Beğeniriz beğenmeyiz. Ayrı bir olay. 52 Orospor'da da başkanken çocuğa görev vermemiş. Evet. Kulüp müdürüyken kendisinin yetkisinin dışında çocuğunun transferi yapılıyor. Gelmesini de istemedi ben biliyorum. Bak. Gelmesini de belki istemedi. Çünkü istemedi ben biliyorum. Hatta Çatalca'da da oynarken evet. Ordu'daki maçta Orospor gol atan da oyuncu. Evet. O maçta çok iyi oynadı. Ben çok beğendim mesela. Hatta onunla ilgili de bir köşemde yazı yazdım. Evet. Tebrik ettim çocuğu. Hakan Yüce diye oyuncumuz. Ya sen daha düne kadar Hüseyin Yüce ile aynı gemide görev aldığın dava arkadaşını arada sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Sorun ne olursa olsun. Ben Hüseyin Yüce'yi sevmiyorum diye oğlundan intikam alaraktan onun üzerine gitmemem lazım. Arkadaşın biri diyor ki ne yapmış ya? Hani ne mi yapmış anlatayım. Bak, bir şeye gelecek o. Ben biliyorum ne konuşacağını da onun için. O, birisi Hüseyin'e gıcık olduğu için çocuğunu niye oynatıyorlar? Şöyle geleceğim. Orduspor'u ne kadar seven var, ne kadar sevmeyen var. Yenilgisinden mağlubi haz alan insanlarımız var mı? Çok da var, çok da üzülen evet. De var. Çok var. Da sevenler demek var. Ki var. Orduspor takımı, ben Orduspor takımında ben Ordu takımı olarak bakıyorum. Her zaman da başarılı olmalarını isterim. Kim olursa Ordu takımıysa. Şimdi diyor ki sporun başında olan bir arkadaş diyor ki çocuğa diyor işte ikinci yarı oyunu ataraktan diyor. Bir dakika, bu şimdi yazı var, okumak istiyorum. Okuyabilir miyim müsaade ederseniz? Şimdi hiç gerek İsim yok. İsim vermeden bir dakika bir yere geleceğim ya. Bir dakika az bir konuşayım Allah aşkına ya. Bu adam Ordu yönetiyor arkadaşlar. Ordu yöneten futbolun duayını benim diyor. Böyle adamların böyle bir yazı yazmaması lazım. Daha düne kadar aynı yönetim içinde olunan kişiler. Bir saniye arkadaşım hemen. Kimse kimseden intikam alması. Sinyalcinin oğlu Hüseyin Yüce. Oğlu olmuş oluyor. Oyundan alıyorsunuz. Takım 4-2 galip. Bugün 2-1 öndesiniz. Sinyalcının oğlu oyuna giriyor, prim alsın diye maç 2-2 bitiyor. Allah her şeye kadir, Allah adaletle şaşmaz diyor. Şimdi bundan ne anlarsınız? Bunun cevabını ben verebilir miyim? Buyurun. Ver. Hüseyin Yüce'yi benim kadar iyi tanıyan bir insan olmasın. Hüseyin Yüce ne oğlunun torpiline ihtiyacı var ne bir başkasının. Şükrü Bodur kulüp başkanı olmadığı müddetçe, bak ben dedim Türkmen'in yönetiminde görev aldım. Hüseyin Yüce'nin işine son verildi. Hüseyin Yüce benden ne arkadaşlığını bitirdi ne dostluğunu bitirdi ben yönetici olmama rağmen. Düzgün şey bak Hüseyin bu Ordu'da
Ordu Spor sevgisi herkesten fazla olan, Ordu Spor'un zararını istemeyen tek bir insandır. Eğer çocuğunu getirmek isteseydi kendi kulüp başkanlığı döneminde veya Temel Aşar'ın kulüp başkanlığında getirirdi. Takım yapmakta zorlanıyorlardı. Doğru mu? Evet. Şu anda ama Şükrü Bodur'un en ideal çalışacağı insanların en başında gelen de Hüseyin Yüce'dir. Bunu kimse göz ardı etmesin. Hüseyin Yüce bugüne kadar Ordu Spor'a hakemler nezdinde, gözlemciler nezdinde her konuda otelinden otobüsüne kadar Hüseyin Yüce kendisi kendi fedakarlık yaparak Ordu Spor takımına fedakarlık yapmıştır. Ben Hüseyin'in oğlunu torpilinden orada oynattığına inanmıyorum. Hüseyin'in hakkında o lafı konuşan adam da kendisine dönüp bir bakmalı. Yanlış yapmış o kimse. Kendisine dönüp abi, bir bakmalı. Şimdi bu adam bu Eldikos'un kulübünde üst seviyede bir görev aldı. Şimdi aralarında sıkıntı var. Sen şimdi bu sıkıntıyı oğlu üzerine vurmaya çalışıyorsun. Yanlış. Bunu ben hazmedemiyorum. Biz, yani bu benim çocuğum da olabilirdi. Tabii yanlış. Alaylı'nın oğlundan bahsediyorum. Yanlış, yanlış. Şimdi bu arkadaşımızın çocuğu da hakemlik yapıyor. Allah aşkına iyi de bir hakem. Ben önü açık olarak Allah yolunu açık etsin. Ayrı bir olay. Bugün yarın senin çocuğun için bunu demezler mi? Metin Kıra destek veriyorsun arkadaş. Sırf oğlunun bir yere gelmesi için destek veriyorum demezler mi? Şimdi Zafer Hocam. Söylenmez mi Ali abi? Şunu, senin rahatsız olduğunu bilirim abi. İsimler üzerine gittiğim için. İsimler boş ver. Yani şimdi ama şunu söylemeye çalışıyorum. Şöyle. Bakın bunlar çok yanlış bir şey. Bak bu yani, çocuk bak orada, evet. Orada futbol oynuyor şu anda, doğru mu? Bak peki. Bu çocuğun gururu yok mu? Peki yani? Şunu söyleyeyim o zaman. Kırıkkale maçını ben seyrettim, doğru mu? Çıplak gözle seyrettim. Evet. Hüseyinoğlu'nun ikinci yarı oyundan aldığında kimse niye eleştirmedi o zaman? Hüseyinoğlu'nun ikinci yarı koymadı. Aldı. İlk 11'de başlamıştı Sinan Hoca. Sinan Hoca hayatta adaletsiz forma kimseye vermez. Evet. Bunu kapatalım. Bak bunu kapatalım. Sinan Hoca kimsenin ama Sinyalci'nin oğlu kelimesi bak, hoş değil. Güzel. Ben sadece buraya takıldım. Kimse Sinyalci değil. Şimdi ben hemen kulüp müdürlüğü ve kulüp başkanı yapmış bir adama da şurada şu ilaveyi yapayım. İbareyi kullanması hoş bu, değil. Bu tarafsız sağ programında hangi şahsa, hangi kulüpteki yöneticiye, idareciye, futbolcuya söz hakkı doğuyorsa şimdi bağlanabilir, cevap hakkını kullanabilir veya bir dahaki programda ben geçen seferki programdaki cevap hakkımı kullanacağım der. Ama kulüp müdürü olduğu için ve genel müdür olduğu için Hüseyin'i savunmuyorum. Hüseyin'in Ordu Sporluğunu hiç kimseyle tartışmam. Hüseyin'in yani bırak Ordu Sporluğu adamlığını da kişiliği o ayrı bir şey Ali abi. O da kişiliği çok farklı. Ne diyorum bak. Kişiliği farklı olmasa ben Nedim Türkmen'in yönetiminde görev aldım. Kulüp müdürlüğüne son verdiler ama benden yine arkadaşına devam etti. Evet. Derdi ki sen beni savunamadın derdi. Doğru mu? Ama doğru. Hüseyin hiçbir zaman kimsenin torpiliyle bir yere gelmemiştir. Şimdi şöyle bence isim kullanmıyorum gene de doğru evet. Söyledin. Şimdi birincisi dediğinde haklısın. Bir insana ben ya da bir çocuğa ya da bir delikanlıya ya da bir aileye, aile fertlerine bu şekilde hitap etmek doğru değil her şeyden önce. Artık kaldı ki zaten demin söyledik ya sahada zaten kendini belli edecek. Yani babası da diyorum çok düzgün olabilir, oğlu olmayabilir. Ha, şey yapmış olabilirler. Kırıkkale maçında aldı Ali abi işte. Yarın öbürsü gün birisinin oğlu vardır. Kulüp başkanı kıramaz. Onu da kadroya katar. Bir para vermek zorunda kalır. Ama oynayamaz yani sonuçta. Şimdi bunları bir tarafa atalım. Şimdi güzel bir şey söyledin. Bak seni yine takdir ettim. Dedim ki o arkadaşın olduğunu kim bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Şey dedim. Hakem. Bilmiyorum hakem olduğunu falan. Gerçekten evet. Bilmiyorum. Ve iyi de hakem dedim bak. Yani evet, doğru. Ne güzel bir şey söylüyorsun. O da güzel bir şey. Mesela Metin'in yani, oğlunun bana gelip böyle, sarılması dedi. Hep böyle. Zaten tabii. Çok farklı, çok güzel bir şey. Tabii yani bunlarla ilgili. Şey, bunlar iyi şeyler bunlar. Bunları konuşmamız yani, lazım. Hani bunları yaparken spor camiasında bugün ben seninle çok iyiyim. Yarın ben seninle kötü oldum. Bak ben burada programım çok güzel arkadaşım var diyorsun. Hala severim. O biraz kendi kendine bir şey yapar. Havalara girer. Ama ben ona hala söylerim. Ordu'nun en iyi altyapısının yetişeceği hocalardan bir tanesi olur. Evet. %100. %2 milyon. Bunu asla bir yerde eksin söyletmem. Evet. Söylemem de. O farklı bir şey. Ama dediğin gibi bundan sonra şunu yapalım. Yani diyorum ben 2020-2021 sezonu diyorum ya. Hep böyle hoşgörü olsun. Şimdi... Ama bak dediğine katlıyorum. Öyle Sinyalci babasına prim kazandıracak kimse kimsenin. Yanlış ben katılmıyorum. Kimse kimsenin para kazandırma aciz dediği yerde değil ki. Kaldı ki hiçbir hoca birisine bir menfaat sağlamak için kendi kariyerini, kendi maçını, kendi 3 puanını, kendi golünü risk altına almaz. Bunu da bilin yani.
Kimse kimseyi öyle bir şey yapmasın. Evet. Böyle bundan Zafer Hocam, o zaman başkan... o zaman sen de şunu diyebilirdin. Gerçekten bilmiyorum. Demek öbür arkadaş da o eski hakem ya da şu andaki İl Hakem Kurulu'nda iyi arkadaşlar. O zaman onun olduğu bundan dolayı mı iyi hakem olma yolunda ya da hakem olma yolunda? Kimilerde söyleyecek bence, yani. Bence geldim. Değil. Bak bu olabilir. Giriş hakemliğe girişi bundan dolayı olabilir. Bu gayet doğaldır. Çok doğaldır. Ama bundan sonraki bölümde zaten bir şey yapmış. Çünkü sonuçta sağ işte teksin ya. Ben sana bu düdüğü iki defa hatır için veririm. Üçüncü ben sana daha bu düdüğü vermem. Çünkü ben senin yaptığın hata ben gidiyorum. Şimdi, onun için böyle olmaz yani. Şimdi ben bu arkadaşı niye eleştirdim? Önce de kendisi aynaya bir bakacak. Niye eleştirdim ben yine söylüyorum. Şimdi futbol il temsilciliği seçimi var. Bundan iki dönem önce. Futbol il temsilci seçiminde de aday il temsilci adayları var. Volkan Yeşilyurt'u. O bıraktı Haydar Demir. Oraya adaylardı. Seçime bir hafta var. Önemli. Seçime bir hafta kala seçim olacakken, herkes bir hazırlık yaparken oraya atamayla gelen bir arkadaşımız. Siyaseti kullanaraktan, ordudaki gücü kullanaraktan, burada belli abileri kullanaraktan atamayla geldi. Sen daha düne kadar futbolun hiçbirinde olmayan bir arkadaşımızsın. Geri geldiği zaman diyor ki futbolun patronu benim diyebiliyorsun. Futbolun patronu olan bir arkadaşla bu şekilde talihsiz bir açıklama yapmaması lazım. Tamam. Hele de feyizden yapmaması lazım. Hele tamam, de feyizden. Bir dakika. Ben futbolla ilgili yorum yapmaya dikkat etmesin. Ben şunu çok açık bir bana kızabilir cevap hakkında istediğin zaman verelim. Kullanabilir. Bak diyorum ki yani bu kulübün birinci derecedeki sorumlusu kim? Şükrü Bodur. Doğru mu? Şükrü Bodur Hüseyin'in adam mı olduğunu, sinyalci mi olduğunu yanında 1000 kişi çalıştıran bir Şükrü Bodur onun gibi 100.000 defa düşünür. Doğru mu Ali abi? Yıllardan beri Hüseyin Yüce'yi hangi kulüp başkanı geldiyse Nedim Türkmen haricinde çalıştırmıştır yanında. Doğru mu? Çünkü Ordu Spor sevgisi, Ordu Spor'la ilgili çalışmaları Ordu Spor'daki her şeyini değerlendirmiştir. Yani buna ben katılmıyorum ama böyle bir yazının Face'te yazılması da çok yanlış. Şöyle yapalım istersen bu konuyu kapatalım. Kapattık Hüseyin, zaten. Hüseyin Yüce çok düzgün bir insandır. Düzgün bir insandır. Oğlu evet. bana göre düzgün. Hakan şu anda formasını düzgün iyi bir futbolcudur. Kötü maç oynayabilir. O da olabilir. Diğer arkadaşının oğlunu ben izlemedim. Siz demişsiniz. İyi hakem diyorsunuz. İyidir. Evet. Babası da eğer öyle bir şey yazdıysa hata etmiş. O da özür dilemesini evet. bilir. Güzel şık olmamış, doğru olmamış. Hoş Onun değil. İçin doğru değil. Hoş öyle değil. Yapmayan. Yani evet, programın ağır ağır sonuna geliyoruz. Zafer Hocam'dan başlayalım. Hocam ilave edeceğin, konuşacağın. Bir dahaki programda amatör spor kulüplerine ilgili projelerini aktarmanı isteyeceğiz burada. Yok ben burada istemiyorum. Ben tamam. Ayrı bir program açıklamak istiyorum. Ayrı program istiyorum. Burada istediğim şeyleri konuşacağım. Bunlar dağılıyor çünkü. Senden rica ediyorum. Niyazi Hoca çok iyi gidiyor. Niyazi Hoca'ya hedef sorma. Maç gitsin. Şimdi şöyle herhalde bu hafta milli takım arası var. Üçünlüklerde oynamayacak değil mi herhalde? Oynanıyor. Üçüncükler oynanıyor. Önümüzde. Önümüzde. Şimdi bizim arkadaşlarımız bu akşam sporda verdiler puan durumlarını falan. Onun için vermediler. Çankaya ile oynuyor bu hafta kendisi. Bu hafta Çankaya ile oynuyor. Maç burada. Ordu Spor'da şeye gidiyor 52 Ordu Spor'da Adıyaman'a gidiyor. Dedim ya Sinan Hoca'ya böyle. Evet Zafer Hocam. Son dilek ve temenni. Vallahi Fas'ta Belediye Spor'umuz 3-3 yaptı. 2 deplasman galibiyeti, 1 İsa galibiyeti ve gol yemedi. Bak şu ana kadar gol yemedi. Bu da bir artıdır. Demek ki iyi bir savunması var. İyi yani gol atabilen de bir takım. Şimdi sezon başında Fas'ta Belediye Spor kafamızda soru işaretiydi. Acaba ne olur düşmeme mi oynar? Geçen seneden yani burada program yapıp Fas'ta Belediyespor'u Ali Hocam'la sizinle beraber değerlendirdiğimizde düşme adayı olan takımlardan bir tanesi şu anda tahtası kapalı olmasına rağmen yapılan ve çift kale hazırlık maçı oynamadan hazırlık maçlarını direkt lig maçı oynayaraktan 3-3 yaptı. En çok eleştiren Niyazi Hoca, geçen sene eleştiren Niyazi Hoca şu anda tebrik ediyorum kendilerini ekip arkadaşları ve yönetim kurulunda ona sahip çıkıp arkasında duraraktan şu anda hedefine doğru. Bana göre gidiyorlar. İçerideki oynanacak iki maçı da aldıkları takdirde zaten hedef kendiliğinden gelecek. Zaten mütevazı bir kadroyla, mütevazı bir bütçeyle dedi 2 milyon bir bütçeyle bir takım yaptıklarını söylediler. Üçüncülük için cüzi bir miktarlar bunlar. Belki bizim 52 Orospor'a bir baktığımız zaman fiyat daha yüksek olabilir yapılan transferlerle beraber. Ben mütevazı kadrosuyla beraber içeride oynanacak iki maçta 6 puan bekliyorum.
Ha, takılabilir mi? Takılabilir. Futbolu çünkü Elik Orospor'un Kozan'a son dakikalarda yediği golle bana göre 6 derdi ki puan kaybetti. Şampiyon oynayan takımın puan kaybetmemesi gereken bir maçtı. O son dakikalı zaman aşımını kullanması gerekiyordu. Tarihsiz bir goldü. Hatta Sinan Hoca'yla bir sohbetimizde dedi ki hocam dedi 5-6 olacak maç ve verilen bir penaltı var bize. Golü bulduk ama dedi %100 penaltıyla vermediğini söyledi. Yani Sinan ilk penaltıyı vermenin etkisiyle ben Ali abi daha iyi bilir bunları. Mesela 30. dakikada penaltı verdi. 70. dakikadaki penaltıyı vermedi. Hakemle böyle penaltı çaldım bir daha çalmayayım diye düşünce olabilir mi? Yani penaltısı penaltı vermesi lazım ama verilmedi. Karagümrük'e iki tane penaltı verdi. Maç 2-1'den de son dakikalarda 85'te atamadı. Yok ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? 3 penaltı %100 penaltıysa hakem 2 penaltı verdim bunu vermeyeyim diyebilir mi ya? Şöyle söylüyorum. Adıyaman'dan puan kaybederse Elikor Spor takımı biz haftaya burada ne konuşabiliriz? Kaybedebilir diyeceksin. Kaybedebilir. Şampiyon olan bir ekibin ya şu anda iş sahada kaybeden bir 2 puanı var. Adıyaman'dan bana göre puanla gelmesi gerekiyor. Yani benim şahsi olarak inşallah Sinan Hocam ve ekibi bunu... Ben de tam tersini düşünüyorum. Kozan'ı yenmeliydi. Adıyaman çok iddialı bir takım. İyi de para harcadı. Adıyaman, Düzce, Bayrampaşa. Bu grupta 4-5 tane iyi takım var. Geçen seneki gibi değil bu grup. Hocam, şampiyon olan takım... Her maç alacak diye bir kayda şampiyon mı? Şampiyon olan takım en az 4 ya da 5 defa yenilmiyor mu? Yeniliyor. Belki şu anda... O kontenjanı öyle mi kullanırsın? Yani, evet. Yani onun bir şey diyemezsin. Erken yani, oldu önemli zafer hocam. Diyemezsin mi? Yani, erken oldu yani, daha öyle bir şey yok ki. Şimdi evet. Nereden biliyorsun şeyi? Fazla sporun yarın 8 gol yemeyeceğini. Bilemeyiz tabii ki. Futbolda her şey var. Kozan, doğru söylüyorsun. Yani, geçen hafta Kozan Spor bizde ki 3 puan cepte. Güç dengesini Ali abi güç dengesini gösteriyor. Şimdi 3 maç oynamışız. Geçen hafta öyle dışarıda... Geçen hafta öyle dedik. Kozan Spor'la ilgili yorum yaptık burada. 2 maçta 0 puan bir sürü gol dedik. Ordu Spor'un iyi dedik. 52 Ordu Spor. İşte bu 2 puanları kaybetmemez gerekiyor. Kendi sahamızda puan kaybetmemiz tamam, gerekiyor. Sefer hocam. Ne güzel. En iyi Fenerbahçe Hatay'la beraber kaldı. 9-2 Hatay'la. Yani. Alanya Hatay'a 6 tane attı. Bunu sana muhalefet olmak için söylemiyorum. Evet, bunu da var bunda. Oradaki spor kamuoyunda böyle hani puan kaybedince kaybetsin bizde yani var ya bekleyenler var ya bekleyenler için söylüyorum. Seçin bunlar var zaten bunun için. Yalnız sonra benim bu konuda bir şeyim var. Ya, sıkıntı yok ya bugün bana program öncesi ve program sonrası gelen telefonlardan bir takımın atanıyla tutanı çok iyi hocam. Kaleci ile ilgili çok kendisine güvendiğini söylüyorlar. Onun için de çok hatalı goller yediğini söylüyorlar. Evet, kaleci performansı da... Yani performansında hakikaten bak mesela... Sen mesela yayında önce durmuş madde ki... Zafer Hocam beni de futbolcuya söylüyor dedi. Evet. Şimdi sen başkasının gözünde futbolcu söyledin. Durmuş ben, başkasının gözünde kaleci dedi. Bak şimdi kaleci... Evet. Nasıl olacak Kırıkkale bu? Maçında yediği birinci gole bakın. 50 yani defa seyredin. Yani orada bak... Kaleci kendine çok inanılmaz güveniyor. Geçen sene de bu takıma çok başarılı şeyler kurtardı biliyorsun. Ama inanılmaz güveniyor. Çok hatalı goller yiyor bence. Çok güven bazen çok... Onu anlatıyorum işte. Bak, Fenerbahçe Karagümrük maçında 3 puanın mimarı Altay Bayındır'dır. Doğru mu? Karagümrük nelerini kurtardı? Penaltısını kurtardı, şeyleri kurtardı. Bence kalecide inanılmaz bir güven var kendisine. Nasıl olsa biz... Ya olabilir dedi. Olabilir ama şey mesela bunu Sinan Hocam değerlendirecektir yani. Bu gelen dışarıdan gelen maçı izleyen yani dışarıdan gelen dediğim öyle sokaktaki insanların ağzıyla konuşmam ben. Kendim maçı seyretmedim bu maçı. Onunca söylüyorum yani. Şimdi bakın herkesin bakışı burada benim iki tane basın mensubu arkadaşımdan ve yıllardan beri Ordu Spor'u takip eden insanlardan Kırıkkale maçındaki yaptığı hatayı durmuş aynısını yaptı dediler. İki golde de hatası var dediler Garecin. Evet. Şimdi bunu söylemek lazım yani. Şimdi ya formsuzsa bekleneceksin. Ya formsuz yani, da olabilir. İkinci galeci orada ona da şans verir. Onun da açılması lazım. Formsuz da olabilir. Çok güvenli de olabilir. Çok güvenen yani adam kendisine hata yapabiliyor. Doğru mu? Yani tabii ki. Mutlaka. Mesela bak şeyde Tuzla Bursa maçını seyrettiniz mi? 0-4 1-3 oldu. 3-3'tü bak. 3-0'dan 3-3'e geldi. 3-3 oldu. Bak kaleci Haydar'ın yediği ikinci gole bakın ya. Resmen duttattı topu içeri yani. Haydar gibi bir kaleci. Olabilir. Çok güvendiği için. Yani olabilir. Tuzla maçını mı diyorsun? Evet. Bizim Filip oynadı mı Filip Angeler? Kaleci benim kaleci. Yok. Şey mi? Haydar oynadı diyorum ben sana. Kaleci Haydar oynadı. Evet. Şeyin kalecisi. Alanya'nın kalecisi. Evet hocam. Onun için bak. Kalecide çok kendisine bir güven var. Yani kimse darılmasın. Biz kimseyi eleştirmiyoruz. Çünkü o kulüp başkanı bakın. Sinan Hoca ne diyor? Transfer taksitleri, peşinatlar,
primler hepsini ödedi diyor. Böyle bir başkan bulamazsın. Sana ceza da kesmemiş. O zaman abi herkes geçen, sağlam basacak kardeşim. Ben de diyorum ki bak geçen sene de aynı şekilde söylüyorum. Şimdi de aynı şekilde söylüyorum. Futbolcu birinci haftada prim alıyorsa, ikinci haftada prim alıyorsa, üçüncü haftada ceza da alacak. Evet. Öyle ben deplasmana gidiyorum. Bırak abi eğer sen bu futbolcu, eğer senin bu futbolcu prim cezası yediği için Adıyaman deplasmanında lazım felsefesine bakıyorsan zaten demek ki sen futbolcu yarın öbür gün futbolcu yola çıkmayacaksın. O zaman iç sahadaki beraberliğe yani, mağlubiyete keseceksin abi. Keseceksin abi. Keseceksin gelin sahandasın. Keseceksin abi. Evet. Sevgili izleyiciler Sayın Ali Aydın'a ve bitti Sayın... mi Zafer Hocam? Bitti. Zafer Öztürk'e bir, istesem bir konuya bir dahaki hafta bu konuyu işlemek adına söylüyorum. Şimdi ASK'la başkan adayım ben malumunuz bildiğiniz gibi. Evet. Sağ olun destekleriniz için. Şimdi mevcut yönetim haliyle boşta kalmış kulüpleri, spor kulüpleri veya herhangi ilk kulüpleri kendi ekipleriyle beraber üye yapıp delege bazında güçlü olmaya çalışıyorlar. Biz de onların yapmış olduğu silahıyla biz de şu anda derneklere müracaatlarımız oldu. Bizler de kulüp kuruyoruz. Bu kulüplerimizle beraber ama bana çok doğru olmayan, bak çok doğru olmayan, niçin doğru olmayan? Çünkü bugün yarın onlar 25 tane kulüp kuruyorlar. Ben de 20'ye yakın kulüp kuracağım veya 30'a yakın kulüp kuracağım. Bu seçim sürecinde Temmuz ayında yapılması gereken seçim yüzünde haksız yere oy kullanacak kulüpler olmuş olacak. Veya haksız yere belediyeden veya valilikten dağıtacak, gençlik spordan dağıtacak yardımlardan pay sahibi olmuş olacaklar. Diye mevcut üye olan kulüplerin haklarından onlara geçmiş olacak. Bunların, şu anda bunların zaten bir şey yaptıkları yok. Böyle bir bakıyorum işte tanıdığım var durmuş gel sana kulüp kuralım. Bir bakıyor Alaaddin gel sana kulüp kuralım. Bu şekilde neymiş? Oy toplamak için bir şey yapıyorlar. Dernekçilik yapıyorlar. Şu evet. Bir bana daha göre hafta, yanlış iş yapıyor ama onların silahıyla onları bir dahaki hafta bunu da masaya evet yatırırsın. Evet sevgili Alaaddin'e ve Sayın Zafer Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ederiz. Evet. Güzel yayınlar evet yaptın. Güzel telefon bağlantıları yaptın. Gerçekten evet. Karadeniz futbolunu güzel yine bir şöyle bir yelpaze yaptık, bir toz kaldırdık. Evet. Biz her zaman söylüyoruz bu programda, tarafsız saha programında cevap hakkı doğan kişiler, kurumlar cevap hakkını telefonla veya bir dahaki programda kullanabilirler. Benden dolayı olabilir yalnız. Olsun hiç önemli değil. Sen de bizim arkadaşımızsın. Yani programda üçümüz beraberiz. Evet, yayında ve yapımda emeği geçen baştaki Sefat kardeşimizden buradaki kameraman arkadaşlarımıza kadar bu saate kadar bizlerle beraber mücadele ettiler. Zahmet verdik arkadaşlarımıza. Bizi izleyen bütün izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki haftaki programda daha başka bir formatla beraber sizlerle birlikte olacağız. Çünkü biz her hafta değişik bir şey yapmasak izlenme oranını yükseltme şansımız yok. Bununla ilgili gereken her şeyi yapmak zorundayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Esen kalın, mutlu kalın, tarafsız sahadan ayrılmayın. Valla maça biz çok iyi başladık bakıldığında. 40 dakika hiç çok iyi top oynadık. 5-6 tane net pozisyon yakaladık. Bunlardan 2-0'da öne geçtik. İlk yarı itibariyle maçı hak etmiştik ama ilk yarının bitimine son saniyelerinde kötü bir gol yedik. Yani yemememiz gereken saçma sapan bir gol yedik. İkinci yarıda skoru tutalım pozisyona geldik. Yine ona rağmen yine pozisyonlar bulduk. 2-3 tane. Bence yine bir penaltımız verilmediğini düşünüyorum. Hakemler de çok konuşmaya gerek yok da şimdi tecrübesiz hakem olunca da böyle etkilenebiliyor. Bakıldığında 2 puan kaybettik. Hiç hak etmediğimiz 2 puan kaybettik. İkinci yarı oynadığımız oyunda çok etkili de değildi. Onu da görmek lazım. Ama neticesinde kazanabileceğimiz bir maçta kendi sahamızda 2 puan kaybetmek bizi tabii ki üzdü. Bakıldığında uzun maraton, daha çok maçlar var. Takımımıza güveniyoruz. Artık oynayacağımız Adıyaman maçını kazanmak istiyoruz. Yani bizim için tabii iyi olmadı. Moralimizi bozdu tabii. Tabii ilk devreye iyi başladık. Birinci devrenin sonuna doğru 2-0 galiptik. İyiydi, iyi de oynadık. Ama son 40. dakikadan sonra bir gol yedik. O tabii motivasyonu bozdu. İkinci devrede toparlanacağız diye umut ediyorduk ama maalesef arzuladığımız futbolu oynayamadık. Tabii futbolda bu da var.
olmaması lazım. Bizim kendi sahamızdaki maçları 3'er puanla kapatmamız gerekiyor. Dışarıdan da puanlar getirmemiz lazımdı. Ha, bu futbolda bu da var. Olmazsa çok iyiydi. 3 puanla kapatsak çok iyiydi ama bu tabii bize bir şey oldu. Yani bir eksiklerimizi görmek babından. Olacak bu futbolda bunlar oluyor. Ha, gidecek burada berabere kaldı. Önümüzdeki hafta deplasmana gidecek. Alıp geldi mi kapatacak. Bu olacak bu. Bu 32 maç bu. Ama ikinci devre aratuladığımız futbol oynamadı. Yani orada hakiki Ordu Spor'un futbolunu oynayamadılar. Bakılacak artık hocam bu hafta tedbirini alır. İnşallah önümüzdeki hafta Adıyaman maçında iyi bir sonuçla döneriz. Yolumuza devam ederiz. Bunlar kazalar olacak böyle ufak tefek. Bakalım hayırlısı olacak. Giovanni Gentile tarafsız sahayı sundu.